Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta yine aynı konular üzerinden farklı konuklarla birlikte gündemdeki olayları konuşacağız ve geleceği konuşacağız yine. Konuklarım gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, hoş geldin Mehmet Ali Bulut. Ve araştırmacı yazar Ali Selman Demirbağ, hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Efendim genel itibariyle yakın geleceğin insan davranışları üzerindeki etkilerini daha çok konuşmaya çalışacağız. Bu, bu, bunun dışında çok sıklıkla bu ara bir bakıyoruz televizyonları açtığımız zaman UFO görüntüleri e, bir şekilde ekranlarda var olmaya başladı. Ama sıklıkla bunun nedenini araştıracağız. Dijital çağ ile dijital bir yaşam mı insanlara empoze ediliyor ve tabii bu yaşamla birlikte acaba dijital dinler de bir şekilde var olacak mı? frekanslar, çipler le acaba hayvanlarla demeyelim aslında tüm canlılarla bir şekilde insanoğlu iletişime geçebilecek mi? Yani konuşabilecek mi? Nikola Tesla yani benim belki gerçek anlamda dünyadaki yani 3-4 tane bilim adamı desem top olarak en üstteki herhalde birinci sıradadır Nikola Tesla. Nikola Tesla dünün mü bugünün mü işaret etti yaptığı çalışmalarda bunu masaya yatıracağız. Bunun dışında tasarlanmış yeni dünya düzeninde insanoğlu acaba nasıl bir meta olarak kullanılıyor veyahut da bir meta olarak görülüyor mu bunu konuşacağız. Kripto paralar. Bu ara nereye gitsem bilhassa gençler yani herhalde 17-35 yaş yaşı aralığı kripto paralarla uğraşıyor. Kripto paraların yerini ne alacağını konuşacağız. Belki dünyada ilk defa bu konu konuşulacak. Ve tabi bakacağız dijital teknolojiler yani robotlar işte bahsedilen bu sanal ortam. Bakın elimde şöyle bir robotik kol getirdik bugün Ali Selman bize. Bunlarla ilgili robotik çalışmalar nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Tıpta ilerlemeler nedir? İnsan bir şekilde bu sayede asıl konu denetim altına mı alınmak isteniyor? Bunları konuşacağız efendim. Ve dünyada tur atmaya çalışacağız. Bakalım e, neler gelişiyor? Karanlık dünyayı çok soruyorsunuz. Bunları konuşmaya çalışacağız great reset konusunu bir şekilde masaya yatıracağız. Bu arada kitaplar bugün çok tanıtmaya başlayalım efendim. Ali Selman, Selman Demirbağ'ın Beyin Kontrolü, Beynimdeki Yabancı kitabı ve aynı zamanda yine Ali'nin büyü ve nazardan korunma teknikleriyle ilgili yazmış olduğu kitap var. Hemen Mehmet Ali Bulut'un bilhassa bu kitapların hepsi kütüphanenizde olsun. Asya'nın ayak sesleri. Efendim şu anda üçüncü baskısına girdi ve e, bu kitabı yani olması gerekli başucu kitaplarınızdan bir tanesi Tanrı'nın halkının Allah ile başı dertte. Ne demek istediğini anlayacaksınız. Bu bilhassa Kudüs ve çevresinde yaşayan halktan bahsediyor. Ve Yalçın Koçak'la birlikte yazmış olduğumuz Bikmek yani Rumeli Türklerinin kayıp tarihi size bugün Tavsiye edeceğim, tavsiye kitap soruyorsunuz bana. Tavsiye edeceğim kitaplar. Şimdi Mehmet Ali Bulut aslında konuyu biraz değiştirip direkt Tesla'dan gireceğim. Hani ya şimdi Tesla e, bir röportaj verdi ölümünden hemen önce. John Smith diye bir adama. Isim de bu evet. Matrix'teki adamlara benziyor evet. değil mi? John Smith John yani Smith. klasik. Evet. Şimdi buna dedi ki. Everything of Life diye bir e, söyleşi yaptılar. Burada bazı notlar aldım ben. Burada diyor ki işte hayvanlarla konuşmak gerekir diyor. Bilhassa diyor güvercinler çok önemlidir diyor. Enerji çok önemlidir dünyada diyor. Biz diyor bir şeyin farkında değiliz. Aslında gördüğümüz diyor var olan madde, e, gördüğümüz madde aslında değerli olan karanlık maddedir diyor. Bunların hepsini tek tek soracağım sana. Burada ben not aldım. Dört tane büyük konudan bahsediyor. Bana göre ilginç notlar bunlar. Şöyle alıyorum. Diyor ki evrenin dört temel yasası vardır. Bunlardan bir tanesi diyor matematiksel bir ölçünün olması. Yani Kuranda yazan biz tüm evreni, tüm kainatı mizanla yarattık konusundan bahsediyor. Karanlığın içinde yayılıyor olması tüm evrenin diyor. Ve diyor ki ışığın bir ışınsal maddeye dönüşmesi asıl konudur diyor. Ve başı ve sonu olmayan bir e, evren içindeyiz ve çok önemli bir konu tabi yaratılış sonsuzdur diyor. Şimdi Tesla'yı açın okuyun. Yani kimdir, nedir, tarihi nedir? işte 1856-1943'te e, arasında yaşamış bir bilim adamı kendisi. New York otelde belki hani buna baktığınız zaman göreceksiniz. 7 Ocak'ta e, öldü. E, bu ilginçtir. Bir ara anlatacağım size. Odasının kapısında 3.327 yazıyordu. Ve bir kalp krizi sonucu öldü ama öldükten sonra FBI odasına girdi. Bir kasa vardı kasa boştu. Ve içindeki tüm ürünler yani bütün çalışmaları bir şekilde FBI tarafından el konuldu. Normalde böyle bir şeyin olmaması lazım. Ölüm raporu. Ölüm raporu gösterelim onu da. Tüm ölüm raporu da bu FBI'nin. FBI değil mi? FBI hazırlamış olduğu ölüm raporu burada. Şurada gözüküyor zaten 7 e, Ocak 1943'te. E, Biz bin, bu arada 5 evet. numarayı verelim ekrana. 5 yani. numara ekranımızda dursun. Mehmet Ali Bulut şimdi Tesla önemli bir adam ve hakkı çok yenilmiş bir insan umrunda da değil. Yani şu anda Tesla bugünün parasıyla Westinghouse'la anlaşmasını e, Westinghouse geliyor kendisine diyor ki ya işte ben çok zarar ettim bu yatırımlardan. E, sana vaat etmiş olduğum hem ürün başına alacağım para hem de diyor sana vaat etmiş olduğum tüm e, teknolojik gelişme e, yatırımlarının karşısında hiçbir para ödeyemeyeceğim. O da cebinden şey kontratı çıkartır Yok. ve yırtar atar yırtmış atmış kontrat bugün bedeli 300 milyar dolar evet. milyar dolardan bahsediyor gördüm o saniye evet. filmde izledim çünkü kendi kendime ağlamıştım neredeyse Evet. neden Allah'ım böyle insanları Hı. bu hale düşürüyorsun çünkü hakikat bilgisi milyarlarla ölçülemez şimdi evet. ne diyor adam evrende müthiş bir matematik var bunu ilk söyleyen Hz. Muhammed'dir onun ağzından söyledi dedi ki ben ölçü koymuşum bir sistem içinde çalışıyor bu evren. Başını kaldır bak dedi. Hel taram futur. Yani sen herhangi bir dengesizlik görebiliyor musun? Tabii şöyle diyor. Bu yıldız burada olacak, bu yıldız burada olacak. Sen herhangi bir dengesizlik görebiliyor musun? Bu kainat tamamen bir matematik dengedir. Adam bunu keşfediyor. Hem de bilgiyle ve bilimle bir vahiy de almadan. İkincisi karanlıktan bahsediyor. Şimdi diyor ki bütün evren karanlığın içindedir. Ve gerçekten evren kap karanlıktır. Ancak ışık yayılır gider fakat aydınlatmaz. Karşısına bir şey çıktığı zaman siz ışığı görebiliyorsunuz. Yani batın olan şey karanlıktır. Ancak onun karşısında bir varlık çıktığında onu görebilirsiniz. İkinci bir şey en son çok daha ilginçti. Dördüncü daha doğrusu. Başı ve sonu olmaması. Olmaması. Evet. evet. Başı, baş, başı ve sonu olmaması. Bu evrenin zaten ne başı vardır ne sonu vardır. Ne sana öyle gelir. Öyle bir düzenek kurulmuş ki sonsuza kadar gidecektir. Ha tabii ki biz bunun başı olduğunu şöyle kabul ediyoruz. Bir başlangıcı olması lazım. Esasında kudretin bir başlangıcı yok. Allah'ın bir başlangıcı yok. Gördüğü şu onun kudretinin açığa çıkmasında bir evveliyet yok, bir ahiriyet yok. Ancak insanlar hadiseleri ölçebilsinler diye bir ezel ve ebed noktası var etmişiz. Ezel ve ebed Allah ne ezelidir ne ebedidir. Allah ezelden öncedir evvel, Allah ebedden sonradır ahir. Allah evvel ve ahirdir. Ama biz yine de evrenin içindeki akışı bir düzene koyabilelim diye bir yere nokta koymuşuz ezel demişiz, bir yere ebed demişiz. Tabii Çünkü ki insanın belki beyninin çalışma sisteminden dolayı referanssız çalışmıyor. Evet. Yani bir başı sonu, Aynen siyahı beyazı. Yani bir şey Yoksa lazım. insanoğlu Evet. Yani Hatta zamanı bile Allah bir tür yani mesela ona imam mübin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani şimdi mesela evrenin tüm toplam işleyişini düşün. Bu evreni bir hard diskin içerisinden çıkıp alınan görseller kabul edelim. Evrende var olan nesneleri, var olan eşyaları. Bu Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzdur. Buna imam mübin denmiş kitapta. Her şeyin Allah'ın, bütün Arab diyor ki mesela ben şu konudaki bilgim Allah'ın onu bildiği kadardır diyor. Bak bu tabiri kullanıyor. Bu şunu gösteriyor ki bize bu evrenin içinde yazılı olduğu bir hard disk var. Buna İmam Mübin diyor. Biz ona levh Mahfuz diyoruz. Hı. Bu İmam Mübin'de bulunan bütün bilgilerin aynı anda ekrana çıkarılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Evet. Ekranın bir belleği vardır. Bu nedir? İşte ekran kapasitesi. belleği dediğimiz kapasitesi. Bu ekran belleğinin miktarı kadar siz onu çıkarabilirsiniz. İşte zamanı da böyle bir ekran belleği olarak yarattı Allah. Bu kadar bir görevi var. Zamanı yarattı, kendisindeki bilgileri biz dizebilelim. Bizim açımızdan eşyanın ne başı vardır, ne sonu vardır. Baş ve son Allah söz konusu olduğunda oluyoruz. Yani diyoruz ki bu ezeli değil, bu e, yani bir tanrı değildir. Evet. Ezelde yoktur. Öyleyse birisi buna başlattı diyoruz. Bir de bunu sonlandıracak. Fakat siz eşyanın kendi içine daldığınına o kadar muhteşem bir mekanikiyet var ki siz ona taparsınız. Mesela tabiat, tabiat perestlik diye bir şey vardır dediğimiz. Ee, Allah'ın varlığını kabul etmediğiniz takdirde de bu zaman işleyip duruyor. Mekan kendi kendi dinamiklerini var edebiliyor. Evet. İşte toprak, hava, su, ateş bir araya geldiğinde hayat çıkar ortaya diyor. Ama Anası akıl ne diyor? Kim bunu tasarladı diyor. Evet. Siz bunu kim tasarladı demezseniz eşya sizi kendisine taptırır evet. ve nihayete kadar da gider. O açıdan temel problem bu evrenin bir başlangıcı vardır veya yoktur tartışılıyor. Evrenin başlangıcı var bizim açımızdan. Ve Allah açısından evrenin başlangıcı yok. Çünkü Cenab-ı Hak ile birlikte var evren. Şimdi, Şimdi bilimsel burada, de şöyle bilimsel evet. bir açıklaması olacak olursa bunu kuantum fiziğiyle açıklıyorlar aslında. Hakikatte aslında eşya da yok. Evet. Yani bilinçli bir gözlemci geldiği zaman aslında her şey dalga formunda, Işık yok, madde yok, sertlik yok, sıcaklık yok, yumuşaklık yok. Her şey düzensiz bir hareket halinde ve her şey fotonlardan oluşuyor. Yani kütle ve hacim bildirmiyor. Fakat ne zamanki bir bilinçli gözlemci e, yani o işe bakıyor, yani o ışına bakıyor. Bu sefer o düzgün doğrusal hareketler yapmaya başlıyor. Yani masa masa oluyor, sandalye sandalye oluyor, bardak bardak oluyor ve şekil alıyor. Yani bilim de aslında burada. Ee, ...şeye doğru dönmüş durumda... ...kuantum teorisiyle birlikte... ...hakikatte eşyanın da hiçbir hükmü yok... Evet. ...evrenin hiçbir hükmü yok... ...yani üç boyutlu i̇şte evrende... Ki, eğer... ...madde ortadan kalkıyor yani her şey... Şimdi Tesla'dan evet. gitme, gidecek olursak... ...Tesla da aynı şeyi belki bir şekilde evet. diyor ki... ...aslında diyor her şeyin... ...hiçbir şey olduğunu bildiğiniz evet. zaman... ...var olabildiğimizi anlıyoruz... ...çünkü... ...eğer bir şeye diyor atıfta bulunup... ...ona her şey dediğimiz zaman o kadar kalırsınız. Olsa ki evet. diyor, hiçbir şey dediğiniz zaman var olan bir şey. O zaman her şeyi görme ihtimaliniz var diyor. Yani referans meselesi e, nedir? Mesela sizin söylediğiniz e, Tesla dediğin zaman evet. biraz Tesla'dan bahsetsene bize. Nedir? Kimdir bu Tesla? Ne yapıyor? Hani kabaca Nikola Tesla, senin için ilginç olan tarafları ilginç nedir? İlginç olan Nikola Tesla bir kere e, Osmanlı vatandaşıdır. Evet. Mesela bunu kimse dile getirmiyor. Osmanlı vatandaşı kendisi. Ben de Belgrad'da gitmiştim. 2017 senesinde müzesini de ziyaret etmiştim. Oraya anı defterine de yazmıştım. Ee, Osmanlı terbiyesi almış Osmanlı topraklarında evet. olduğu dönem evet, doğmuştur diyorsunuz. Doğmuştur, evet. aynen. Ee, Osmanlı vatandaşıdır fakat o demek dönem işte... O yüzden mağdur edilmiş demek evet. ee, Olabilir. Tabii. Yani tabii Osmanlı eğitimi almış. Zaten o yüzden de paraya çok ehemmiyet vermeden sadece bilim aşkıyla yanıyor. Diğerleri gibi değil. Yani kapitalist sistemde çalışmıyor kafası. Yani... En önemli özelliği bu ve zamanının çok ötesinde, inanılmaz ötesinde aklında sınır yok. Yani az önce vereceğim örneğe geliyoruz. Mesela sizin en sevdiğiniz yemek Annenizin yemeğinden e, bakarsınız yani en lezzet olayı çünkü ilk annenizin yaptığı yemeği yemişsinizdir bir referans noktanız vardır. Ya onun yaptığı Kokunun, yemeği yani o bir evet. yemekten lezzet almışsa evet. onun hatıratı evet. hatırası sizin bilincinize işlemiştir. Aynen bu, bu referans noktası. E, onun bilimde referans noktası yok çünkü Batı paradigmalarıyla yetişmediği için. Yani Doğunun ve Batının tam birleştiği bir noktada kalıyor. O zaman O zaman için Belgrad'dan bahsedersek ikisinin arasında tam bir Helenistik eğitim sistemiyle yetiştiği için bu sefer Batı paradigmalarının dışında yani sadece maddeci, materyalist bilimin dışında Doğunu Doğudan aldığı o Batın dediğimiz işte kendisi de anlatıyor. Ee, o e, şeyleri, bilgileri, eğitimi bir araya getirip bambaşka bir sistem çıkartıyor ki bunun ötesinde bir şey olması dediği bambaşka için. Bambaşka sistem nedir? Ne, alternatif akım. He, elektrikten tamam. bahsediyorum. Öncelikle yani doğru akım diye bir sistem var. Yani bu şu telefonun içerisindeki pilin ürettiği elektrik doğru akımdır. 12 volt, 24 volt. Şu 220 bizim e, caddelerde anlamadım. gezen 220, evlerin içinde gezen 220 alternatif akımdır. Yani verimi çok daha yüksek bunun verimi çok daha düşüktür. Ee, öyle söyleyeyim. Bunun daha ötesi olması lazım diye baktığı için bütün sistem gelişiyor aslında. Ve sonrasında frekansları buluyor bu adam ilk. Yani evet, e, bu o... radyo frekansları var ya düşünün. Evet. Kıtalar arası e, telgraf hattı çekilmiş İngiltere ile Amerika arasında. Yani okyanusun altından kablo çekmişler. Ve bu adam frekansları bulduğu için radyo frekanslarını bulduğu için kabloya ihtiyaç kalmıyor. Yani çağ atlatıyor. Yani aslında şöyle bir hatırlatma yazalım. Radyonun hani bulunması Marconi ile falan anlatılır. O radyonun makinesi, evet, makinasından makinesi. bahsettiğimiz ama aynı zamanda dalgalar da dahil. Evet. E, fakat 1943'te Marconi'den önce çünkü evet. bütün formüllerin hepsi e, Tesla'ya aitti. 1943'te Tesla öldükten sonra e, bilim kurulu, Amerikan Bilim Kurulu Tesla'nın hakkını vererek e, radyo hem frekansları hem de radyonun çalışma prensiplerinin tamamıyla Tesla'ya ait olduğunu patentlediler. Ama evet. tabii iş işten geçmiş gitmiş durumda. Oldu. Evet. Şimdi e, frekansı bulmak çok e, mühim değil aslında. Siz frekansı tespit edebilirsiniz. Yani bir elektrik mühendisi olarak o zaman elektrik mühendisliği var. Fakat frekansın üstüne bilgiyi yerleştirmek bambaşka bir zeka. Yani bu zeka işte. Yani frekansın üstüne sesi koyup onu bir yere iletip orada tekrar sese dönüştürebiliyorsanız havadan yayıp işte bunu becermesi en önemlisi. Hani bu şey gibi e, hamburgeri bulmak e, akıl işi ama çizgi bir ırgeri bulmak e, dahice diyorlar ya böyle Yani bir aslında yapar. hani bugün İHA'lardan bahsediyoruz evet. ve çok övünerek bahsediyoruz değil mi? Veyahut da drone'lar kullanıyor evet. gençler şimdi. Veyahut da hani artık dronsuz bir hayat diye bir şey evet. yok. Kız bile vermiyorlar dronsuz olana. Şimdi bu dronlar veyahut da uzaktan kumandalı herhangi bir şeyiniz... Eğer ki bir gün elinize aldığınızda hep evet, aklınıza Tesla'nın Tesla kendisine gelsin. gelsin. O yedinci resim var hatta orada gösterebiliriz. Bir yediği verebilirseniz. Yani dünyanın ilk uzaktan kumandalı botunu yapıyor. Yani evet. oyuncak bu. Madison Square Garden'da New York'ta bir havuz yapıyor e, oraya halkı topluyor bütün zaten o dönem e, New York Times'ta bir e, şey var bilim köşesi var her hafta yeni bir buluşu yayınlanıyor Tesla'nın öyle bir acayip mucit şunu uzaktan kumandayla hareket ettiriyor hatta öyle ki e, halk inanmayanlar oluyor içlerinden halk kendisi yönlendiriyor sağa döndür diyorlar sağa döndürüyor sola döndür diyorlar sola döndürüyor düz gitsin diyorlar düz gidiyor dünyanın ilk Uzaktan kumandalı yani şu anki drone altyapısını oluşturan mesela dronelarda da dronunuz var ama kamerası yok. İşte o kameranın e, frekansını bulan kameraya görüntüyü ve sesi e, üstüne bindirmeyi e, ve bunu iletmeyi sağlayan kişi Nikola Tesla'dır. Bugün bizi seyrediyorsanız. Ya sadece drone evet. değil ki yani şimdi uydular da var. Yani uydular da Hepsi da, Buradan kontrol edilecek. Yani, yani tabii, şeyi düşünün bugün Mars'tan size bir şekilde Kesinlikle. hani bizlere görseller evet. geliyorsa. Fotoğraflar geliyorsa bütün Nikola Tesla'nın e, işte bahsetmiş olduğu ve e, kendi buluşları ile ilgili tüm kavramlar hani onun Hı. üzerinden evet. değil mi bir Kesinlikle. şekilde hani inşa edilmiş Bugün, durumda. Bugün şimdi Kesinlikle. bir şey dikkatimi çekti ilk defa yani Osmanlı e, şeyidir dedi. Evet Sırbistanlı olarak bir Sırbistan evet. düşünüyoruz ama eğitimiyle ilgili bir bilgim var. mı? Ben mesela şimdi merak ettim nasıl bir eğitim almış yoksa bu Kudan abi yani Yok. Allah vergisi bir şey midir Yok onunla ilgili ben Sırbistan'da da özellikle gittim araştırdım yani sorduğumda müze yetkilileri orada inanılmaz yani Tesla onlar için şey hani bulunmaz Hint kumaşı çok ihtimam gösteriyorlar herkese anlatıyorlar falan İngilizce, Almanca, Fransızca yani? falan anlatıyorlar böyle bütün projelerini tek tek millet oturuyor vesaire ben sorduğumda daha önceki eğitimiyle alakalı hiçbir şey söylemediler onlar da bilmiyor. Yani o konuya hiç kimse girmemiş, değinilmemiş. Tabii bir de şöyle bakmak lazım. Çocukluğunda geçirmiş olduğu havale ve evet. aynı zamanda hani anlatılmayan, böyle gizlice kalmış bir İşte şimdi e, bakın o şimşeğin, şey Şimşeğin insan bir android'dir. Evet. Buna dışarıdan bilgi bilgi yüklenmezseniz ya bilerek ya öğrenerek ya efendim telafiyle ya vahiyle bu insan bir şey bilmesi mantıksızdır. Bu insan bilgi biriktiremez evet. bile yani ya kaydedici olacak ya üretici olacak. O açıdan onun peşine düşmek lazım. Çünkü onun peşinde şöyle benim elimde şu an gösterebilirim yani bu... bunu da. FBI'ın Nikola Tesla ile ilgili hazırladığı e, bütün çalışmalar burada var. A'dan Z'ye yani bu adamın Amerika'ya ayak bastığı günden öldüğü güne kadar hatta ölüm raporu diye göstermiştik burayı. Burada ölüm raporu diye göstermiştik. E, şurada da diyor mesela en altında Tesla öldükten sonra Tesla'nın e, 2. Dünya Savaşı sonrasında Tesla'nın çalışmaları, kağıtları eee Belgrad'daki Tesla Enstitüsü'ne yeni Sava Kasanović tarafından e, gönderildi. Karşılayan da e, Tito'nun e, yet şeyi e, yetkilendirdiği bir kişi. O zaman şey var, Tito var başta yetkilendirdiği bir, bir kişi ve e, Amerikan hükümeti bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyor. Ve bunların bir kısmının kaçırıldığı daha sonradan, işte FBI raporlarında var. Burada hepsi yazılı... Bunların hepsini inşallah bir toplam. Tabii. Toparlayıp. şöyle de bakmak lazım. 8.333 tane evet. şey çıktı. Yani Tesla'nın da tabii kendiyle ilgili yani sorunları var. Yani nedir? Ee, bir şekilde takıntıları tabii var. Çok fazla. Tabii. Bir kere yalnız en tabii. başta. Yalnız Hiç evlenmedi. fazla ya, takıntıları yani. var. Asıl işte ben bir söylediğim oraya bir görmekle bakman lazım. Sen şeyin de var. Siz bilirsiniz, ben öyle İngilizceye bu kadar yetmiyor yani. O açıdan bunun tahsilini ve ona ona bunu üfleyenin kim olduğunu Şimdi bilmek. Şimdi şöyle bir şey oluyor, çocukluğunda bir yıldırım çarpması var Tesla'ya bir şekilde. Yani. Şimdi benim hep soru olarak şu gelir, bu kadar enerjiyle, elektrikle ve yıldırımlarla uğraşan bir adam, herhalde çocukluğunda muhakkak bir şekilde daha metafizik bir şeyler yaşamış olması lazım. Eğitim önemli değil. Evet. Şöyle eğitim Şu mühendislik, onu... mühendislik eğitimi alıyor tabii ama yani o sınıfta bir yeni öğrenci var. Ne travma yaşadı hani kafasına ne zaman tuğla düştü derim ya ben. Ne zaman kafasına tuğla düştü ki Tesla Tesla oldu. Evet. Evet, işte... Ben bunu daha çok hastalığıyla ilgili çocukluğunda geçirmiş olduğu hastalığıyla ilgili bir de yıldırım çarpmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Muhakkak ama yani bu ya bir açılım yaptı çünkü... Şimdi Hazreti Meryem ile Cebrail'in onu habile bırakması meselesi. Şimdi bir dış etki geliyor ve ona bir beşer olarak görünüyor. Evet. Yani bir bayrak, bayrak, bir adam, bir varlık geliyor. Bir varlık evet. da değil. Enerji boyutunda bir varlık geliyor. Ve evet. temessele laha beşeran seviyya dediği tam bir adam şeklini alıyor. Diyor ki Tanrı sana bir çocuk verecek. Şimdi biz tabii melek deyip geçiyoruz. Halbuki bu tür çok ciddi insanlığa servisler var. Geçmişte de var zulkarneyn de bir servistir. Hı. Peygamberler bir peygamber olarak servis yapıyorlar ama yani bugünkü elimizde bilimin veya mesleklerin yüzde %99'u bir şekilde Tanrı tarafından bir insana ya vahyen ya ilhamen veriliyor veyahut da mesela rüyasını bizim görebiliyorlar. Dışı, yani bizim insan dışı varlıkların bu konularda geliştirmiş oldukları şeyler var. İnsan dışı etirip, varlık derken uzaylıları mı kastediyorsunuz? Sadece, yoksa... sadece cini şeytanı, iblisi he. kastetmiyorum yani. No. bizim dünya, bile, dışı, varlıklar dü dünya var. dışı varlıklar. Dünya dışı varlıklar, bir yıl varlık var. Bunların bir birtakım gerçekten maddeyle eşya ile ilgili uygarlık aktarımları var olmuştur. Ben o yüzden onun peşindeyim. Geçen yine bir arkadaş söyledim. Yani bunun muhakkak bir öğret bir fısıldayıcısı vardır. Çünkü eşyanın içindeki bu hikmeti hiçbir eğitim almadan bilmek kolay değildir. Yani bunun içindeki mantığı çözüyor. Yani tanrının yaratmak biçimini çözüyor bunu. Bu nasıl bir şey yani? Şimdi mesela biz diyoruz ki yıldırım aktı. Yıldırım dağılıp gidiyor. Yıldırımın gücünü havada dağılmadan bir çizgi üzerinde akıtmak mümkün müdür? Mümkün. Mümkündür. Tabii. Şu an mümkün tabii. Aa, işte mümkündür. Şimdi bakın bunu Tesla bu... da yaptı aynı şeyi. şimdi onu bunu, konuşacağız. Bu, ölüm ışınını. Bulduğunuz ışınlığını... zaman yani bunu bulduğunuz zaman, buna ulaştığınız zaman e, telin üstünden, hmm. direklerin üstünden o enerjiyi aktarmaya gerek kalmaz. Tesla'nın şimdi yapmış olduğu tabi sistemde onunla ilgili bir sistem. A ben de, ben şunu söylüyorum Ertan kardeş. Şimdi bu eşyanın tabiatında var. Bunu ya test ede ede ede, ede, ede bulacaksınız ya da bir size fısıldayacak. Şimdi şöyle söylüyorum. Evet. İnsan oluna fısıldanıyor mu? Evet. Yani insanoğlu kendi bulamaz diyorsun. İnsan'a fısıldanmadıkça insan bulamaz. Çünkü şimdi, insan bir android'tir. Bize sekizinci resmi verebilir misiniz ekran'a? Şimdi. Warden Cliff çalışması. Yani evet. aslında radyonun kendisinden bahsedelim. Bak şimdi İzmirli Suna diye bir arkadaşımız hı hı. Almanya'dan yazmış bize. Bu arada atlamış olabilirim. Bir daha atlamadıysam tekrarlayayım. Bugünkü etiketimiz bence gelecekte. Bol bol soru sorun. Bunun üzerine yorumlar yapmaya çalışalım. Kuantum daha da ön plana çıkartılabilir. Anlaşılabilir. Astroloji'de Almanya'dan selamlar iki değerli Eyvallah. bilgili konuğa harika bir program iyi yayınlar diliyorum demiş. Yani bahsettiği kuantum ortaya çıkartabilir astrolojinin etkilerine bakalım mı? Yani veyahut da bir şekilde onlarla yorumlamak mı lazım? Şimdi bu yani astroloji'de şöyle bir durum var. Yani daha çok insan davranışları üzerine yoğunlaşılan bir durum var astrolojide. Şimdi her gezegenin bir çekim kuvveti vardır. Yani hani e, aslında dünyada yani yer e, üç boyutlu evren dediğim üç boyutlu evrende üç büyük kuvvet var. Üç büyük kuvvet. Başka da kuvvet yok. Bir tanesi e, yer çekimi kuvveti. Gravity denilen. Aslında tam manasıyla bizim yer çekimi kuvvetini denk gelmiyor ama İngilizcesi gravity. Bir gravity var. Bir elektromanyetik kuvvet var. Bir de süper kuvvet denilen Bilinmeyen bir kuvvet var. Yani karanlık maddenin, karanlık enerjinin aslında çekim gücü. Hani e, evrenin, uzayın %97'sini kaplayan karanlık enerjinin e, bir çekim kuvveti var aynı zamanda. Yani e, Şimdi Tesla diyor ki karanlık enerji asıl maddedir. Biz bizim evet. gördüğümüz ve hani karanlık dediğimiz, boşluk dediğimiz şey gerçek olan. Gerçek diyor. olan o biz sadece %3'lük bölümüyüz zaten. Yani bu gördüğünüz yıldızlar kainat evren içindeki bütün gök taşlarından gezegenlerine kadar, içindeki canlılarına kadar, insanına kadar biz yüzde üçlük kısmıyız. Yani Allah hiçbir şeyin içini boş yaratmayacağı gibi zaten öyle bir sistem yok. Hiç kimse de eskiden boşluk deniyordu. İngilizce'de zaten oradan geçmiştir uzay ismi space boşluk demek. Yani, evet. Yani e, sonradan anladılar işin boş olmadığını ve tamamen dolu olduğunu. Hatta Peygamberimizin de bu konuda bir e, hadisi var. E, Mehmet Hocam daha iyi biliyordur. Yani evren diyor o kadar dolu ki sanki e, çökmek üzere olan. O kadar üzere olan... ki gıcır diyor, diyor. Yani, yani. çökmek bir... evren, evren diyor o kadar dolu ki mahlukat katılarak Yani, yani yarak, varlık, yaratıkla evet. dolu diyor. Yaratıkla o kadar dolu ki neredeyse gıcır diyor yani hani tahta ahşap bir şey çok yani evet. çökmek üzere olan çökmek bir evin olan... tahtaları gıcırder Tahtalar... ya diyor onun evet. gibi gıcır Bilen diyor yani şey. ağzına kadar dolu. Tabi bu mahlukattan ya da e, yaratıktan illa bilinçli varlık anlamamıza gerek yok yani. Onlar da var. Diğer yaratılan her şeyde yani şu bardağın bir e, atomdan oluştuğu için dört çeşit o da, mahluk var. Yani Dört çeşit mahlukattan bahsediliyor. Tabii bunlara Tabii onların varyasyonları var. Bir, birleştirilip evet, genel manada genel tanı söylüyorum. Evet. Yani e, bilinçli varlıklar mesela ücreti sadece işte varlık olan şeyler var. Bir bilinçli, az bilinçli, yarı bilinçli yani işte mesela ağacı veya nebatatı diyelim. Evet. Genel manada bitkileri biz bir varlık say, saymayacak mıyız? Aslında canlıdırlar yani. Aşağı bir perde aşağı indiğinizde madenler ve toprak var. Evet. Canlı saymayacak mısınız ki? Ya yani bütün her birisinin kendi şeyinde bir evrenin içinde bir yeri ve değeri var. Biz sadece aklı şey yapıyoruz. Çünkü akıl yaratılış içerisindeki en yüksek bilinçtir. Bilincin ve idrakin birlikte bulunduğu. Bu da bize yani dini kavramlar üzerinden söylüyorum insana ve cinlere aittir. Diğer varlıkların halini tam bilmiyoruz. Yani Kur'an bize bu kainatın içindeki diğer varlıkların şeyle niteliklerini anlatmıyor. Sadece melek diyor, meleke diyor, güç diyor, kuvvet diyor. Kuvvet diyor. Evet. Ya da kabiliyet kuvvet, diyor. Ve de kabiliyet diyor. Yahut mesela... E Mesela buna iblis diyor. İblis gök halkıdır. Ama mesela şeytan dediğimiz şey aldatandır yani. Evet. Biz şeytan deyip atmışız. Halbuki bunun içerisine cinler giriyor. Evet. Nasıl ki insan bir enerjidir. Bir enerji bütünüz ki bu önümüzdeki dönemde bu enerjiden çok farklı yararlanacak tahmin ediyorum. Evet. Yani elimizdeki şey gibi ya yani bu piller gibi. Nasıl Matrix tarlaları öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Matrix'teki yani insan tarlaları. O şey, türler de olacak muhakkak ki. Mesela Meleklerin tipolojisi veya sınıflandırması ne tür varlıklar olduğuna dair elimizde bir şey yok. Denizin içindeki her vallaha balık diyoruz. Halbuki milyonlarca farklı farklı varlık var. Hem davranış biçimleri farklı, hem işlev, işlevleri farklı. Bu evrenin içinde de insanla ilintili, ilintisiz sayısız varlık var ve büyük bir kısmı da onu gözetliyorlar bu insanlar. Biraz sonra uzaylılara geleceğiz. UFO evet. hareketleri. Yani Şimdi işte, oraya doğru evet. gidiyor. Dolayısıyla. Fakat ben, ben şunu, şunu evet. çok affedersiniz. Şuraya getirecektim. Tesla'ya bunu fısıldayan kim olduğunu görmek lazım. Ben birkaç tane mesela Jules Verne'in peşine düştüm. Bu nereden biliyor bunu? Evet. Çünkü anlattıklarının hepsi şeye ait. Simbad'a ait. Yani bizim. Şimdi şöyle için... bir şey oldu. Şu dakika itibariyle yönetmenim kulağıma söyledi. Evet. Dedi ki şu anda Instagram, Instagram Facebook, Twitter falan çöktü. Biz şu anda da frekanslar konuşuyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ne demek şimdi? <laughs> yani frekanslar şu anda... Biz geçen programda çok da, gelmişiz. geçen hafta da benim, programda... Benim, önce benim, benim önce kanaatim sadece... Bir... Ahmet Hoca ile bir şey konuşurken ya bir baktık sayılardan bakıyor bahsediyor. 666 diye zırt diye aradan çıktı yani. Evet. Şimdi şu var... Tevafuk mu diyeceğiz e... buna? Bu tevafun ötesinde siz zannediyor musunuz ki sadece insanlar sizi izliyor? Evet. evet. Hayır. Yani onun gibi birisi konuşurken, senin gibi birisi konuşurken sadece insanlar izlemez. Karşıtlarınız izliyor sizi. Yakınlarınız, taraftarlarınız diyor. Senin yanında en az 60 tane varlık var. Karşıdakinin de yanında bir varlıklar var. Yani evreni konuşuyoruz ve evrenin içindeki enerjileri konuşuyoruz. Dolayısıyla da şu anda kimisi seni bloklamaya çalışıyor, kimisi beni kitlemeye çalışıyor, kimisi de enerji vermeye çalışıyor, kimisi yükseltmeye çalışıyor. Müthiş bir sahne bu şu anda. İner, çıkar. Bunu bilerek konuşmak lazım. Ben evet. ısrarla... Yani aslında bak yine Tesla'nın dediğin yere geldiği için dünyadaki yaratıklar arasındaki ilişkiler farkında olduğumuzdan bile fazladır diye evet. Ben e, gazeteci James şey evet. e, John Smith'e Smith. vermiş olduğu e, en son paragraftan aldım bunu. Evet. Peygamberimiz de diyor ki bir gün gelecek kişi ayakkabının bağıyla konuşacak. Ayakkabısının bağıyla konuşacak. Kamçısının ucuyla konuşacak ve taş iler il, iletişim kur, kuracak. Bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Ben bir bilim adamı değilim. Emin keşke olmadığımda da kendim çok üzülüyorum. Ama benim sadece bulduğum şu dışladığımız din bize bütün bunları haber vermiş. Fakat biz okumayı bilmemişiz. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de şey almışım. Öllümle mantık attaydı. Biraz sonra şey yapacağız bunu. Evet. Mesela kuşların yönlendirilmesiyle ilgili bir şey, evet. kuşların yönlendirilmesi, çekirgelerin yönlendirilmesi. Evet. Bunlar hepsi insan önünde duruyor. Yani siz sadece e, böyle e, hani burada işte kuşlara bir şey, ayaklarına bir şey bağlayıp e, gönderecek değiliz. Önümüzdeki dönemde cennet tasvirlerinin ...tamamının yer yeryüzünde yaşandığını göreceksiniz. Hadreti İsa diyor ki... ...ben ölüleri diriltirim diyor. Bir, bir insan bunu söylüyor. Ben diyor hastalığı yok ederim diyor. Cildin lekesini gideririm. Ben beyaz bir cilt veririm sana diyor. Bu zenci için ne kadar önemli bir haber. Bütün bunlar yeryüzünde... ...insanın çabasıymış gibi... ...insanlığa sunulacak. Ama hiçbir icatçı... ...bunu ben buldum... Yani bu bana fısıldanmadan geldi. Ben icat ettim, buldum diyemiyor. Diyemez ileri gittiğimizde şimdi insanoğlu de. biraz önce zenci için ne kadar önemli bir haber derken insanoğlu gariptir. Yani kimse Siyahlaşmak için ya gidersin. ...50 saat e, güneşin altında yatar. <laughs> ya da solaryuma para verirsin. Çünkü <laughs> bunların hepsi bir algıyla ilgili bir şey. Evet. Bugün algı için bir siyahi için hani e, bütün dünyada yapılmış olan tüm organizasyonlarda Beyaz asıldır, siyahı veyahut da sarı ırk veyahut da kırmızı ırk işte daha alt sınıftadır diye Yarın tam tersi olabilir. Bir şeye geleceğim. Vardın Cliff'e geliyorum. Yani evet. Long Island'daki evet. e, 1904'te işte hani var olan bir yapı. Bu yapı çok önemli Tesla için. Teslayı aslında oyundan da bir şekilde soğutan bu. Evet. Neydi bu yapının önemi? Ne yapmaya çalışıyordu? Şimdi burada Tesla Biz de şeyi soracağım sevgili dostlar. Bakın Tesla'yı niye aldık öne? Şimdi bu konularda evet, yani evet, evet. bizim için çok önemli babası bir papaz unutmayın bu arada. Evet. Yahudi evet. olsaydı acaba diyorum. Amerika'ya 28 yaşında gitseydi. Şu anda bütün hepimiz o, e, okullarda Edison evet. yerine Tesla'yı mı okuyorduk? Evet. Onu çok önemli buluyorum. Ben bunu size aktarmak istedim. Bir de ölüm ışını. Evet. Bunu da soruyorum evet. aynı zamanda. Tesla en son çalışmalarında bir ölüm ışını bulmaya çalışıyor. Yani diyor ki biz hani bir tane top düşünün kabaca anlatıyorum bunu bundan herhangi bir uçağa herhangi bir hedefe ışın çıkartarak yok edilmesi üzerine çalışması var unutmayın 43'te öldü yani bu arada 41'de Amerika Birleşik Devletleri Pearl Harbor'da birlikte savaşa girdi biliyorsunuz bu arada iki yıl geçmiş durumda FBI'da elindeki tüm şeyleri ne, ne kadar Çalışması varsa bir şekilde kalp krizinden ölüyor ve hepsini toparlıyor. FBI'nin işi değil bu arada ee, onları toparlamak. Herhangi bir çünkü ölüm haberi olması lazım. FBI'nin orada işi olmaması i̇şte, lazım. FBI sonradan bu soruşturmayı Tabii, yürütüyor evet. zaten. Yani, Şimdi soru bir geldik. Warden evet. Cliff konusunda yani bahsettiğimiz aslında burada ekranda da gördüğümüz. Ünlü kulesi. Evet. Şimdi bu bir aslında şimşek makinası öncelikle. Evet. Bununla e, Tesla'nın yaptığı deney şu: e, buradan yola çıkarak varacağı yeri söyleyeyim önce. Dünyanın her yerine diyor, bedava kablosuz elektrik veririm ben diyor. Evet. Bununla ilgili de yaptığı deney şu: e, bulunduğu bölgede 20 kilometre çapındaki yani 20 mil diyeyim ben, 20 mil çapındaki yerde istediği yere şimşek düşürebiliyor. Evet. Yani bu, burada yaptığı çalışmayla sonradan bunun e, yani çok fazla gürültü çıkıyor, etraftaki herkes şikayetçi oluyor. Zaten Tesla e, bütün e, şeylerini, icatlarını öyle bir şov haline getiriyor ki ya büyücü diyorlar ona, ya sihirbaz diyorlar. İnanmayanlar oluyor. Tabii bir de e, şey konsülü var, kablo e, şeyleri. Tabii bu arada devleri. şeyi de unutmamakla Edison. Hızlı tabii bir tabii. şekilde anti-propaganda yapıyor Aynen. Tesla için. Yok edilmesi lazım Tesla. Edison zaten üstad o konuda yani. Edison yok edilmesini istiyor. Onun dışında da diğer kablo üreticileri, bakır kablo üreticileri Tesla'yı göndermek istiyorlar. Çünkü devlete şey satamayacaklar ya da millete kablo satamayacaklar. Adam kabloyu ortadan kaldırmak istiyor. En önemli şey o, o zamanın New York e, şeyine bir sokak e, fotoğrafına baksanız ki var bu internette keşke getirseydik. Bütün her yer elektrik kablosu. Her yer ama gözükmüyor. Ve o zaman tramvay da var. Yine e, e, şey DC voltajda tramvay ilerliyor. Yani hem elektriğin satımı hem e, bu bobinlerin e, e, e Alternatif akım, doğru akımdaki bobinlerin satılması hepsi Edison'ın işine yarıyor. Ve kablo şirketlerinin işine yarıyor. Bakır kablo, bakır madeni vesaire vesaire. Bunlar da bizim şu anki petrol kartelleri gibi düşünün. O zamanki e, kablo kartelleri. İşte bu, bu projeyi yaptığı andan itibaren Tesla orada göze batmış oluyor. Çünkü kablosuz elektrik demek bedava elektrik demek. O bizim e, şu anda da söylediğimiz... Şu bizim küresel şirketlerimiz Tabii var ya. Seven Sisters'ın yani, petrolü yani. hiçbir şekilde ihtiyaç kalmıyor otomotivde. Evet. Çünkü şöyle bakın, bugün bile otomobillerde bir şey yapıyoruz. Hani şimdi bir pompa cihazı gibi elektrik fişini takıyoruz arabalara. Aslında bu kalmadı. Evet. Niye araba bir yere yanaşıyor? Yanaştığı yerin altında bir işte elektrik veren bir cihaz var. O akımı pili dolduruyor, o akımla birlikte devam ediyorsunuz. Hatta şimdi yapılan işlerde bir ileri daha gidildi. Yollara elektrik döşeniyor. Araba hiçbir şekilde petrole ihtiyacı olmadan hiçbir zaman enerjisi bitmeden e, pili devamlı dolduruluyor. Evet. Şimdi Tesla yaptığı gibi düşünsene ama şöyle, Tesla daha ilerisini yapıyor. Işte. Telefonlarda yani, hani şimdi şeyler çıktı ya koyuyorsunuz üstüne evet. e, şarj oluyor. Onun Kablosuz gibi bir şarj. evet. Ama Tesla'nın söylediği daha başka bir şey. Yani e, şimdi ilk elektrik motorunu yapan kişi de Tesla bu arada. Yani ilk Hani elektrikle dönen, evet. elektrik motorunu oluşturan yani elektrik... E... Edison'la birlikte. Hani Edison, Edison, tabii tabii Edison'la evet. birlikte geliştiriyorlar bunu ama e, şimdi düzgün doğrusal hareketi, dairesel harekete elektrikle çeviren ilk bu e, ucid yine o. Edison'la birlikte beraber projeleri. Hatta o dönem Edison'ın yanında çalışıyor. Hatta yani... şöyle de hatırlatalım. Yine bunları söylüyorum ki bilin diye. Burada şunu bakmamız lazım. Sırtlı bir tane genç... Evet yani Osmanlı bir genci, ortodoks o or işi atlayıp Amerika'ya 28 yaşında gidiyor. Edison'ın ilk derslerinden bir tanesi diyor ki sen bu işi çözersen ben sana 50 bin dolar vereceğim. Sonra Edison'da bahsettiği biraz önce Ali Selman'ın işte o motoru hazırlayıp ve önüne koyuyor. Ve diyor ki 50 bin dolarımı ver ama diyor sen de nasıl adamsın İngilizce naz herhalde ben bunu diyor şaka olarak Amerikan şakası <laughs> olarak yaptım. İlk yediği dayaktır o Edison'dan. Evet. Evet. Şimdi buradaki amaç şu kablosuz elektriği verecek ama aynı şey gibi mesela radyo sistemi gibi ya da cep telefonu gibi sistem. Yani elektrik sizi takip edecek frekans olarak. Yani Tesla'nın yapmak istediği o bir yere yanaşıp ya da yola kablo döşeyip ya da tramvaylardaki gibi şimdi üstten telle durup değil siz giderken akünüz şarj olacak. Evet. Yani direkt elektriği alacaksınız nasıl biz arabada yolda gidiyoruz radyoda istediğimiz kanal çalıyor ses hiç kopmuyor aynı şekilde onun yapmak istediği proje bu ve bununla birlikte bir şey daha var yine bu kulenin e, kulede e, yapmak istediği proje yani şu anki internet sistemini yapmak istiyor. Bütün dünyaya Elon Musk'ın Evet, oldu. bütün evet. dünyaya iletişim. Şu anki mevcut interneti kablosuz bir şekilde bütün dünyaya iletişimini sağlamak istiyor. Şu an biz bunu mesela o bunu sadece iyonosferi kullanıp yapacakken yani siz yayını göndereceksiniz iyonosferden olduğu yerden çekecek. Şu an bunu yapmak için Elon Musk işte 60 küsür bin tane şey atmak zorunda. 42 uydu. bin tane. Evet. Ee, işte 42 şey 42.000 tane uydu atmak zorunda. Proje yani, öyle. Proje evet. öyle. Şimdi bu Şimdi projeler... Bu şey, çok basit evet. bir şey söyleyeceğim. Mesela o söylediğin وَاسْسَمَا e, اِدْعَاتِ الرَّجْعِ ediyor Allah. Gönderdiğinizi, oraya topladığınızı size gönderecektir. Yani rac, dönen, Hı. size dönen gök diyor. Yani bunu atmosfer olarak alırlar bazı müfessirler ama... Stratosferden döndürüyor evet, işte zaten. Tamam. şeyde. Işte, yani, Tesla'da. orası ee, hem döndüren hem de bilginin depolandığı bir yeridir. Ve yani onu yönlendirebilirsiniz. Ve sema zati raci. Şimdi bak şu dakikadan itibaren da var hocam. Evet. Şimdi e, o, benim söyleyeyim. Ben Tesla'ya şöyle bir kaba taslak baktım. Adam ya Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyor ya da bütün peygamberlerin mucizelerini çok iyi okumuş. Mesela o bir maddeden bahsediyor ya atıyorsun topu. Hz. Muhammed elini böyle yaptı. ayı ikiye yardı. Buradan ne oraya ne gönderdi? Bir fizik güç kuvvet gitmezse ayı ne böler ki yani? Biz mucize deyip geçiyoruz. Halbuki evet. bu evrenin içinde bu enerji var. Siz bu enerjiyi alıp böyle doğru yönde akıttığınız zaman bir ay 110 bin kilometrede ayı ortadan ikiye böldü. O zaman işte bu ne derler? Bir mucizedir. Israrla sen tanırsın. Ustaz ben diyorum ki 20 senedir, 30 senedir Allah rızası için şurası kafanızı çalıştırın. Bu mucizelerin hepsinin fizik olarak yapılabilirliği var. 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 Evet. Yani e, ona girdiğimiz zaman ben mesela ve sema dönüş sahibi hafızaya girdiğiniz zaman yani bugün yani seslerin hafızası veya evrenin yani bizim atmosfere gönderdiğimiz bilgilerin hiçbirisi kaybolmuyor ve hepsi orada depolanıyor. Bir ses bir küçücük e, hafıza bir e, hava zerreci. hava bir hava zerreci kaç terabayt üstü terabayt bir kapasiteye sahip ki hiçbir sesi kaybetmiyor içinde tutuyor. Geleni kaydediyor sonra öbürüne gönderiyor. Gerçi sessiz ortamda da şey yayılıyor. Ses yayılıyor ama bu hava zerrelerinin içerisinde olası bütün sesler ve görüntüler mevcut. İşte zat onu veriyor. Yani bu havayı daha biz kullanamadık. Ya şeyi atmosfer dediğimi o muazzam bir zekadır. Muazzam Burada bir hafızadır. ben şey görüyorum yani Şimdi 1850'ler, 30'lardan başlayıp yani işte savaşın bitimine kadar, 45 sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde inanılmaz bir e, hani grup var. Bu grup birazcık e, hani bizim, benim üst takıl dediğim yapının yeni yeni başlanması. Çünkü ardından Pentagon'un O.S.S'den sonra CIA'nin kurulması hep bu aynı dönemlere geliyor ve Amerika bir anda İkinci Dünya Savaşı ile birlikte e, dünyanın e, işte en büyük. en büyük ülke ülkesi oluyor. Mehalada devam ediyor. Sistemi evet. oluyor. Şimdi bu arada kendinden olmayan hiçbir şeyi istememiş ha. ardından da şöyle bir şey var. Bu Tesla örneğinde bunu yaşıyoruz. Şu anda ee, bakın şöyle söyleyeyim. Luke Martin'in Athena lazer silahları var. Athena diye bir lazer silahı ulaş, ulaştı yaptı. Bu lazer silahın bütün planları aslında Tesla'ya ait. Yani bugün bildiğimiz hani o Star Wars'larda falan kullanılan lazer silahlarının e, çalışma sisteminde Tesla bulmuş durumda. Şunu söylemek istiyorum. Bu arada da dünyadaki tüm ekonomiyi yönetmek için daha kolaydan değil, daha zordan Hatta şu anda yaşadığımız iklim değişikliği, virüslerin var olması veyahut da insanın karşılaşmış olduğu tüm sistem şu anda aslında tercihin daha çok biraz daha kapitalistliğin, isterseniz biraz şeytani diyin, biraz ne derseniz deyin o sistemden dolayı e, kaynaklandığını ben görüyorum. Doğrudur. Doğrudur. Yani, yani bu bunlar söylediğin tarzda bir kasıt var. E, başka türlü de olabilirdi mesela o dönemde bütün zekalar var hakikaten evet. yani. Şimdi test Tesla gidiyor ve bütün bunları insanların önüne koyuyor ama onlar dediğin gibi hırsı ve zoru tercih ediyorlar. Yani burada mesela Westinghouse şeyin çok büyük destekçisi Tesla'nın ama bir anda yani bu işte bahsettiğimiz vardı Cliff'teki evet. binanın diyor ki Marconi bunu buldu biz bundan vazgeçiyoruz. Aslında bununla devam etmesini bir şekilde zannediyorum ki ben. Westinghouse o dönem için yani Amerika'nın en zengin insanlarından biri bu hiçbir şey değil proje çünkü 50 bin dolarla başlayan bir proje bu proje yani onun muhakkak ve muhakkak arkasında bunu yapma dediklerini ben e, hani ve analiz edebiliyorum. İşin üzücü tarafı şöyle mesela Amerika'daki eski maden ocakları eski işte kömür işleme merkezleri falan bile hala şu an e, yıkılmamıştır insan eliyle öyle terk edilmiş gidilmiştir yani izlesinler belgeselleri o zamanın dev yapıları falan diye ya şunu hemen yıkıyorlar ya tabii hemen yıkıyorlar. yani bir Ve hemen anıt olarak evet e, bir anıt olarak ya da işte e, bir sembol olarak dahi saklamıyorlar tahammülleri yok yani hemen evet. yıktırıyorlar yani para harcayıp yıktırıp satıyorlar yani, yani ben mesela e, peki garip olabilir hala, ama Steve Jobs'ın bile Hani Apple'la ilgili söylüyorum. Evet. Yani kanser olmasının biraz hani biraz komplo teorisi diyebilirsiniz. Ee, hani ben, başka bir ben şey hiç, yok. Ben hiç ben hiç bu artık komplo teorisi falan bilmem. Ama evet. Steve Jobs Suriyeli. İşte Hayır. şimdi Suriyeli. Hayır. Suriye göçmeni. Hayır. Anadolu. Ya, ya Anadolu diyebiliriz yani. Yok yani. yok yo, gerçekten <laughs> yani. Gençliğinde bur şey gençliğinde işte babası buradan gidiyor şeye. Suriye. Suriye o normal evet. bir şey diyemem ama normalde Suriye göçmeni bir Hayır, mesela Steve Jobs zaten e, Apple'ı As, bir ara Kayseri. elinden aldılar. Yani Macintosh döneminde, Mac döneminde elinden aldılar, CEO'luğu bıraktırdılar zorla. Ondan sonra tekrar artık çıkmaza girdi. Tekrar bu yani böyle telefonlar şeyler, konusunda e, yani bunları biraz daha sisteme karşı insanlar olabilir. Evet. Yani burada e, hani çok önemli bir şey. Çanakkale gibi bir e, hani tüm Türkiye yani o, o zaman için gittiğimizde Osmanlı'nın vermiş olduğu müthiş bir mücadele var. Bu mücadelede başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahraman şehitlerimizi hem saygıyla analım hem de onlara çok şey borçluyuz. Şimdi şunu söylemek lazım. Mesela ben farklı okuyorum. Çanakkale Savaşında bile. E, Hani yapılan operasyonla geçmek için yapılmamış gibi geliyor bana Çanakkale Savaşı'ndaki. Yani bu düşman donanmaları hem Fransızlar hem İngilizler. Bu arada Çanakkale Savaşı'nda Amerikalılar... Bak mühim. Bir bi, bitireyim abi. <laughs> ee, Çanakkale Savaşı'nda Amerikalılar yok gibi gözüküyor ama tüm şeyi bu gemilere evet. Amerikalılar yapar. Bunu atlamayın. Yani bizim tarihimizde Amerikalı İzmir'de de yoktur mesela. Hani Yunan'ı denize döktükten sonra toplayan... Ee, hani İngiliz gemileriyle birlikte Amerikan gemileri vardır. Ee, 919'da e, Karadeniz'de Amerikan gemileri vardır. Yani Amerikalılarla belki Osmanlı en çok ilişkiye girdiği ülkedir diye bunu bir pa e, paranteze koyalım. Şunu söylemek istiyorum. Sanki orada geçmekten daha çok bir kıyım yapmayı planlamış gibi geliyor bana Çanakkale Savaşı'nda. Konu başka yere gitti ama. Yok, yok, Şundan yok, yok. dolayı söylüyorum. Evet. Yani Türkiye yani Osmanlı'nın aklını <laughs> yok etmişler. Bravo. i̇şte tam onu söyleme. Yani belki onu söyleyeceksin yani, diye. Yani şunu söyle. Buradan mı? niye Tesla'ya bağlıyorum veya Steve Jobs'a? Tahsilli bütün varlıkları. Evet, evet. Ondan bahsediyorum. Evet. 250 bin genç ve bunların büyük büyük bir kısmı lisede okuyan, lise sonu ve üniversite zaten yok ve bunlar yok edildiler. Yani orada kıyım ediliyor yani. Kıyım halinde. 4 milyon insan kaybımız, 250 bin Orada asker şey vardır ama toplam. Yani oradan bir... bir. de bakın e, Mehmet Ali Bulut şeyde İngiliz aklı da e, Anzakları Anzakları Mısır'a getirip Mısır'dan e, getirip aslında kıyılan daha çok insan e, Avustralya'daki sürgündeki insanlar aslında öyle de bakmanız lazım. E, yani Yeni Zelandalı Avustralyalı vesaire vesaire. Bir de tabi Hindi e, Hintliler falan da var. Hani bir, konumuz çok bu değil ama şundan ben bağlamak istedim bunu. Bir şey bunu. söyleyeyim. Kapan, yani et. üst akıl bir şekilde işine gelmeyi, gelmediği sistemi bir şekilde yok etmeye çalışıyor. Kabul de. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu gerçekten vicdanımdan soruyorum. Neden Cenab-ı Hak buna müsaade etti ya? Ben bunu hep soruyorum. Yani bana birisi Hindi Bu soruyu yapıyor, ben sormam yapıyor. lazım sana. Ve hayvan ben de bilmiyorum <laughs> yani. Neden Allah buna müsaade etti? Osmanlı'yı yıkıyor, ABD'yi kaldırıyor. İngiliz'i kaldırıyor. Her türlü fitneyi yaptığı halde her taraf gidiyor, batıyor ama onlar yükselmeye devam ediyorlar. Acaba diyorum iblisin çağının tam başlaması için mi bunu yaptı insan? Ben öyle hiç... düşünmüyorum. Ya ne düşünüyorsun? Ben, ben mesela Batı'nın sömürgeleri bütün sömürgeleri elinde tutmasının bir tek sebebi var. Ehveni şer de olsa onlar e, yani yani Şer olarak söyleyeyim, şirk de koşsalar Allah'a iman ediyorlardı. Ve bütün Afrika puta tapıyordu. Çin aynı şekilde, Hindistan aynı şekilde bir gemi gönderdiler. Bir gemiyle Hindistan'ı fethettiler. Yani yine de ehvenişerdi. Ve bizde bakabilecek bir biz her şey de, var mıdır? Biz de bence Ali İmran 55. Evet, ayete bak. Bence biz de 1. Dünya Savaşı'nda e, şey olmayan, e, yani bir tek Türkiye Cumhuriyeti kalıyor. Evet. Yani Türkiye toprakları kalıyor ki Anadolu da işgal altında geri kalan bütün İslam toprakları hepsi fethedilmiş. İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar da var işin içinde. Çinliler hepsi bütün dünya tarafından fethedilmiş. Bir tane bağımsız devlet kalmıyor. Biz de zaten hani üzerimize düşeni yapmaktan vazgeçtiğimiz için halimizle en azından. Yani Müslüman coğrafyadaki Müslüman halktan bahsediyorum. Yapmak yani üzerimize düşen vazifeyi yapmaktan e, bilerek ve isterek vazgeçtiğimiz ben bunu için niye sordum? elimizden tezim aldı oraya verdi bence. Ali İmran 55. E, Bakayım ayet. Hı -hı. Orada Cenab-ı Hak diyor ki e, aslında Müslümanlara hitaben. ben diyor Ey İsa senin yolunda gidecekleri kıyamete kadar kafirlere üstün kılacağım diyor. Bu tabir geçiyor. Evet. Kafirlere üstün kılacağım diyor. Yani bütün Amerika'yı fethettiler kıyamete mesela. Kadar. Şimdi İspanyollar şeyler. 1700'lerin başından itibaren Hristiyanlar bütün dünyada evet. hakim duruma geçiyorlar. Ya elinde Kur'an-ı Kerim var. Elinde müthiş bir medeniyet var. Güç sende ve sen batıp gidiyorsun. Neden 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 ee, deyip bir bak abi ben şunu gördüm bütün teknoloji Mehmet Ali Bulut yani sistemde şöyle oluyor Osmanlı çöküşünün en büyük sebebi teknolojinin üstünlüğünü ve bilimin üstünlüğünü reddetmek. Bravo başka hiçbir şey değil. Evet yani şimdi dünya mesela çok nesnel kitabı okumayı reddetti evrenin içindeki kitabı okumayı evreni okumayı reddetti Matematiği, fiziği, kimya'yı bunu okumayı reddetti bir tek sözlü Kur'an'a geçti. Yani sözlü Kur'an'dan kitabı Kur'an'ı terk etti. Asıl bunları söylemek lazım. Yani elim, bakın şimdi elimizde Barbaros gibi aldı, hala çözülememiş yani Nasıl bir şekilde secdeden kalkmayan yani rüzgarı arkasına almış Akdeniz'de bayrağını gören insanların saygı göstereyim. yani saygıyı bırak teslim olduğu bir komutan var. Fakat Akdeniz gemileri üretiyorsun, iç deniz gemileri. Okyanusta ise kadırga. Tabii okyanusta ise kalyon üretiliyor. E, İspanyollar, Portekizliler ve İngilizler daha sonradan e, bir şekilde okyanus gemisi üretiyor. Hatta Hollanda dolayısıyla bu yani. zenginliği yani Amerika'nın keşfi 1492 bile bu kadırgalarla oluyor. Dolayısıyla hani teknolojiden uzak durmak her zaman yanlış ve teknolojiyi çok iyi anlayıp Hatta teknolojiyi siz yönetirseniz müthiş bir şey olacak. Şimdi sana hemen bir evet. soru. Ben çok konuşmaya başladım. Yok konuş, konuş. Şimdi şöyle, <laughs> ölüm ışını evet. diye bir projesi var. Evet. Ölüm ışını ne? Bu arada Hitler e, karşımızda var. Hı -hı. Bir şekilde Avrupayı sallıyor. Dünyada e, bir şekilde problem var. Japonlar Hitlerle birlikte Aynen. ve İtalyanlar birlikte e, işte bir pak oluşturmuş durumda. Onda... Füze bu alakalı, arada e, atom bombası e, işte bir şekilde oluşturuluyor. Oppenheimer o dönem evet. atom bombasıyla alakalı e, Fakat, çalışmaları var. Fakat bir problem var. O da diyorlar ki bu çalışma yapılırken Tesla ölüm ışını diye bir şey buluyor. Savaşın kaderi değişebilir. Ama e, bunu da sümen altı yapıyorlar. Şimdi Tesla bobini diye bir bobin var. Buna belli bir e, şöyle söyleyeyim bu simit şeklinde hatta şu altıncı e, e, resmi getirebilirsek. Altıyı bir verelim arkadaşlar. Altıncı resimde. Evet. Şimdi bu bunun küçük bir modeli. Yani burada bakır kablolar etrafında bakır bir çubuğun üzerinde. şöyle göstereyim hatta. Şurada. Şöyle. Bakır kablolar burada sarmal şeklinde. Bu simit şeklinde bir şeydir. Bakır bir çubuğa. Buna çok düşük bir voltajla çok yüksek bir elektrik akımı elde ediyorsunuz ve bu karşısında yani şeyi bir şeyi söyle şeyi evet. anlamı Küç, küçük voltajla büyük enerji ne demek? Küçük voltaj ne kadar bir, bir voltaj? Mesela şöyle e, 24 voltla 220 volt elde edebilirsiniz. Nasıl oluyor? Bu bizim bu, bunu şu an biz bütün cihazların içerisinde kullanıyoruz. Bobinler vardır. Radyolarda da olur, televizyon tüplü televizyonlarda vesairede vardı. Bunlar bakır, motorları parçaladığımız zaman içindeki, içindeki aynen. bakır sarmallardan bakır sarmallar. Bunlar e, Çift taraflı çalışır. 220'yi 24'e düşürür ya da 24'ü 220'ye çıkartabilirsiniz. Yani bu şekilde çalışır. Bunun sarmal sayısı etkiler. Yani ne kadar çok şey varsa, bakır tel varsa o kadar çok elektromanyetik alan oluşur. O elektromanyetik alan da voltajı yükseltir. Voltaj demek şey demek, ölüm demek. Yani voltaj demek burada yakmak demek. Bunun karşısına bir tane çubuk koyduğunuz zaman ya da levha iletken insan da olabilir bu bu otomatikman oradan çıkıyor direkt onu vuruyor. Bunu güçlendirdiğinizde mesela ne diyelim şimdi bizim e, 200 şey 250 diyorum 2500 volt sanayi şeyleri var yani üretim e, şeyleri. Onu verdiğiniz zaman gökyüzünde istediğiniz yani uçan şeye uçak diyelim ona bir yıldırım düşürmek gibi tankları bir, vurabilirsin. Hay, tankları evet. da aynı şekilde o tanklar için ayrı bir projesi var testlerin de ionosferi kullanarak ona bir evet. elektromanyetik sinyal göndererek onları bozmak ya da radyasyon vermek. Yani adam o dönem radyoaktif şimdi radyasyon deyince bizimkiler şey anlıyor. Atom bombası anlıyor. Atom bombası değil. Radyasyon dediğimiz şey güneşin tayfıdır, ışığın tayfıdır. Yani ışığın içerisindeki gama, x-ray, mikrodalga, görünür ışık. Yani şu an gördüğümüz bizim sarı, evet. kırmızı, yeşil, mavi vesaire. Bunların hepsi ışığın içindeki bir tayftır. Biz sadece 40 herzde 400 herz arası görünür ışığı görürüz, geri kalanı görmeyiz. Yani bizim röntgenin içindeki Şimdi buraya kadar anladık. orada vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan sonra bu teknoloji yani evet. dijital bir dünyaya geldik ve artık ben şöyle görüyorum. Çin ile Amerika arasında büyük bir mücadele başlıyor. Bunu nasıl kullanacaklar bundan sonra? Şimdi bunu nasıl kullanacaklar? Biz elektromanyetik teknolojiyi çok geç anladık. Elektromanyetik kuvveti de çok geç anladık. Hep mekanik üzerinden gittik. Mekanik üzerinden giderken şimdi bu e, Tesla e, eğer şey sindirilmiş bir bilim adamı olmasaydı Edison kafasıyla gelebildiğimiz yer bizim bütün sisteme elektromanyetik kuvveti ve elektromanyetik silahları vermiş oldu. Yani şu elinizdeki cep telefonları, televizyonlar, kameralar her şeyin içerisinde bu sistem var. Siz bu sistemi kullanarak bunu da yaymış oldular, piyasaya satmış oldular. O yüzden Hani saklı gizli bir teknoloji değil bu. İşte bir e, uranyum üretme tesisi, zenginleştirme tesisi yapmanıza gerek yok aslında. Elektromanyetik kuvvetle siz, yani bir televizyon teknolojisiyle, çok basit bir şey bu. Televizyon teknolojisiyle elektromanyetik pals atan, yani elektromanyetik ışınım atan, bu da aynı şeydir. Işınım atan ve her şeyi bozan, yok eden, hatta bunu bir nükleer tesise doğru yaptığınız zaman yani nükleer patlatacak. Yani sen şunu söylüyorsun, bak Tesla evet. diyor ki, Asıl olan her şey elektriğin kendisidir. Aynen, Belki evet. diyor milyon volt evet. insanda diyor milyon volt enerji vardır. Aynen. Yani biz diyor 8 volt gibi bir 5 ile 8 volt kadar çok güçlü olduğumuz bu zaman 8 volta çıkıyoruz. Bir enerjiyle diyor bu masayı kaldırıyoruz. Evet. Söylemek istediğin o mesela değil Aynen mi? bunun gibi bu zaten yeryüzünün kendi sistemidir. Güneş ışığının kendi sistemidir. Biz çok geç anladık ve bütün herkes de bunu elinden kaçırdı. Bu aslında çok gizli bir silah. Peki Normalde. bunu bu gizli silah silahı dönüştürülmediler evet. mi şu an? Şu an dönüştürülüyor. Mesela He. bizim de elektromanyetik topumuz var. Yani elektromanyetik perdeleme sistemlerimiz var. Elektromanyetik eee top veya elektromanyetik sistemlerle belli cihazları yakıp yok edip sinyallerini engelleyip sinyallerini değiştirip düşürebiliyoruz. Uçakları aynı şekilde. Şu an yapamadığımız tek şey bunu bütün dünya üzerinde çalışıyor. Elektromanyetik kalkan. Yani dünyanın kendi güneşten gelen ışığı engellediği o Van Halen kuşakları var ya. O bir elektromanyetik kalkandır. Biz eğer ki benim de böyle bir projem vardı ama bir türlü olmadı. 2015'ten beri söylüyoruz. Bir türlü şey yapamadık onu. Gerekli yerlere bildiremedik İlgilenmediler sağolsunlar Biz diyelim ki 40 kilometre ötede Şöyle bir şey düşünün Yaklaşık 40 kilometre ötede Havada diyelim ki 200 metreye 500 metre Bir elektromanyetik kalkan kurabiliriz Görünmezdir bu zaten yani şu resim şu anda e, İsrail'in üzerinde evet. kurulu olan evet. şimdi bundan. O değil. Tevrat'ta var mı? Te, o, Tevrat'ta mı? Bir okur yani, musun abi? Bu Tevrat'ta çok ilginç. Şey Niye söylemek istiyorum Diyor ki, sevgili dostlar? Şunu söylemek istiyorum. Şu anda İsrail'in üzerinde bir çelik kalkan var. O bu değil. Evet. O e, şimdi çelik dokuz adet. Çelik, yani çelik gibi. Çel, çelik Çelik, değil, tabii. çelik Görün, anlamında değil tabii. Gönderilen, görülen bir tabii. şey değil. Bir Çünkü Elektromanyetik. Var, bu, yani ben onun bir tabii şey... E, İbrani harfleriyle değil de onun bir vaktini bulmaya çalışmıştım. Diyor ki şimdi ben senin üstüne diyor bir çadır kurdum. Evet. Evrat da evet. öyle diyor. Üstüne bir çadır kurdum diyor. Gece bakanlar diyor buluttan bir perde ile karşılayacaklar. Gündüz bakanlar şey gündüz bakanlar buluttan bir perde ile karşılayacaklar. Gündüz gece bakanlar bir sis ile karşılayacaklar. Sana hiçbir ok yetişmeyecektir. Yani atılan bir füze yani, falan içeri girmeyecek evet, evet. gibi. Buradaki Sen de, de o şu, farklı dediğin neydi Ali? Şimdi e, şu an onların yaptıkları bu elektromanyetik kalkan değil. Onlar 9 e, farklı uyarı sistemli bir füze kalkan sistemi yaptılar. Şu an çalışır durumda olan. Yani ilk uyarı sistemi geldi füzeler kalkacak. Aralarından kaçırdıkları oldu. Kaçırdıkları füzeler oldu. E, i̇kinci sistemde uyarı geliyor. Onlar daha kısa mesafeli füzeler üçüncüyü de üçüncüye de füze kaçırdılar. Bu sefer üçüncü sistem alarma geçiyor. Yine daha da kısa menzilli füzelerle vesaire vesaire böyle dokuz farklı aşamalı bir füze kalkan sistemi yaptılar. Elektromanyetik kalkanı yapamadılar. Bu elektromanyetik kalkan dediğimiz şey buna çok muazzam enerji gerekiyor. Bizim şu anki bilim sistemimiz de şunu yapmak istiyor. Biz enerjiyi bir şekilde güneş enerjisinden işte rüzgar enerjisinden ya da işte şeyden fuel oil'den yani petrolden ya da doğalgazdan ya da uranyumdan nükleer tesisten elektrik üretelim kafasıyla gittikleri için yani dünyanın kendi enerjisini kendi elektromanyetik enerjisini kullanmak gibi bir mevzuya girmedikleri için Henüz buna yetecek enerjiyi üretemediler. Yani e, Tesla'nın Tesla yine söylediğinden, evet söylediğinden söyleyeceğim. Söylediğinden Diyor söylüyorum. ki Mehmet Ali Bulut sen bir şeyler Buldum, bulacak mısın? Buldun, buldun mu? Evet. Bir oku istersen. Evet, günün sonu yaklaştığında İsrail huzur içinde yaşasın diye bakın Allah onu ne imkanlar verecek. Nasıl haber veriyor? Ve Rapsyon Dağı'nın her meskeni üzerinde ve onun toplantıları üzerinde gündüzün bulut ve duman ve geceleyin alevli ateş parıltısı yaratacak. İzzetini üzerine örtecek. Ona hiçbir şey dokunmayacak diyor. Bak çok tam güzel bir ben soru bunu, gelmiş. Ben bunu sonra yani İbran harfleri üzerinden şey yaptım. Yani tam harflerini bilemediğim için 1950'lere falan denk getirdim. Biraz daha şey lazımdı bana, sayı şey lazımdı. O yüzden yap şey yapamadım. Ama diyor ki ben senin o çitini yıkacağım. O yüzden diyor ki bu evet. kalkanı geçecek bir silah bulunacak. Bulacağız da onu bulmamız lazım. O da var. Evet. o da. Şimdi maç çiti yakılacaktır. Yıkıl e, sana gelmiş bu evet. soru. Arda diyor ki, e, yine etiketimizi hatırlatalım. Bence gelecekte ne olacak sizce? Yazın soru sormak istiyorsanız iki konuğumuza ve bana soru sorabilirsiniz. Ertan abi demiş. Piramitler Arda bu Tesla'nın yapısı gibi benzer bir mimariye sahip. Ve piramitlerde bir enerji santrali gibi evet. göklerde e, çıkmak için kullanılan bir enerji yapısı için geçiş kapısı veyahut da işte bu kalkan vesaire olabilir evet. mi diye sormuşlarsa. Piramitlerle alakalı şöyle yani ben e, daha çok takip ettiğim belgesellerden e, yola çıkarak söyleyeyim. Bu konuda bu tarz e, şeyler var. Bunların bir enerji santrali olduğu, dünyanın çeşitli bölgelerindeki piramitler ya da dikili taşlarla ...iletişim kurabildikleri, kendi aralarında bir elektromanyetik ağ olduğu... ...ve bunların genelde ley hatlarının üzerinde kurulduğu için... ...o ley hatlarına yani dünyanın kendi öbek noktalarıdır o... ...enerjilerin birleşim noktalarıdır. O birleşim noktalarından enerjiyi soğurup... E, ...yani piramitler için mesela şey deniyor... ...tamamen geceliğin e, her tarafa apaydınlık yapan, güneş gibi yapan bir ışık yayardı diye... ...böyle yazıtlar da var tabii bunu kabul eden bir ana akım kabul etmeyen ana akım şeylerimiz var arkeologlarımız bilim adamlarımız var bir de alternatifler var bu alternatiflerin söylediği şimdi tam olarak ispatlı mıdır? Orasına bir şey diyemeyiz ama baktığımız yorogliflerde kablosuz elektrik kullandıkları, ampul kullandıkları vs. Yani aslında belli. şunu karnon, söyleyebilir miyiz? Buradaki senin bahsettiğin, evet. Şimdi bunun yani bu sistemin aynısı Aynen. piramitlerin içinde olabilir mi diyor. Olabilir, bu ihtimal var. Evet. Çünkü yapılan o e, granit taşlarının, o piramitlerin altında gömülü olan granit taşlarının hangi malzemeden yapıldığını bulamadık. Hemen bir soru sana. Ahit sandığının evet. bu işle ne ilgisi var? Çünkü... Büyük piramidin tam ortasında bir bulunan işte bir e... Şimdi burada Kur'an-ı Kerim e, 3 4 değişik varlıktan bahsediyor. Evet. Yani şey Süleyman'ın kullandığı. Tabii bu Süleyman'ın kullandığın üzerinden biz insanların bunu kullandığını anlıyoruz. Mesela Hazreti Nuh'a atfedilen gemi yaparken ona yardımcı olan adamdan adamlardan bahsedilir. Bunlar dev adamlardır. İnsanlar bir dönemde evet. bazı şeyleri tam izah edemedikleri için bir şeylere yani mesela demişler de işte şeytanlar yapmış, cinler yapmıştır. Kur'an-ı Kerim şeyin yap mabedin yapılmasında 3 sınıf üç sınıf varlığın kullandığını söylüyor, kullanıldığını söylüyor. Denizin dibine dalıp oradan cevher çıkaranlar, gavvas tepesine geçer. E insanların asla yapamayacağı çapta büyük savaş evet. aletleri ve e donanımlar meydana getiren varlıklardan bahsedilir. Bunlar insan kullanmıştır. Yani şimdi bazen ben bir kere şey demiştim. Benim bir cinim var. Aybaşı geldiği zaman ben onu gönderiyorum. Gidiyor bankada hesaplarımı ödüyor. Benim faturalarımı ödüyor. <laughs> parayı çekiyor. Ben hiç, hiç karışmıyorum. E, çünkü parayı çekiyor. Oradan oraya atıyor. Oradan oraya atıyor. Ne kastettin ortaya... abi? Şimdi bir müthiş bir, bir şey var. Meleke var yani. Onu kullanıyoruz. Bir enerji diyoruz. Bir hafıza. Evet. Yani şimdi aynı hafıza. Bu şu anda internetin kendisi. Evet, internetin tamam. kendisi. Bu zaten eşyanın içinde var. Bu bir. İkincisi de ben e, şeylerin bilhassa mesela o Çindekilerin piramitlerin evet. bu dönem Adem'e ait eserler olduğu kanaatinde değilim. Çünkü biz mevcut olan elimizdeki e, şeylerle e, ama bu Kur'an kaynaklı değil bu söylediğim Tevrat e, esaslı e, yaklaşım ile on en fazla 10.000 bin seneye kadar gidebiliyoruz. Adem 10.000 bin evet. sene önce Öyle bir şey yok ki. Ya insanın tarihi 300 bin 400 bin yıla kadar ulaşır. Ama bu yani hepsi bir dönem değil. Zaman zaman Allah burayı temizledi, yeniden bir insan ile başladı. Bizim önceki dönemlere ait evet. medeniyetlerin büyük bir kısmı üstü kapatıldı. Ama bazı işaretleri kaldı. Yani bazı sembollerini bıraktı Allah. Biz bilelim. Şimdi çok sıklıkla şunu gör, görmüşsündür Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki biz sizden çok güçlü varlıklar yani yok ettik. Bir ettim. Twitter'dan bir şey attım. Onun resimlerini evet. bir ekrana verir misiniz? Çok ilginç bir yere geldi. Onun da bir resimle evet. desteklemek istiyorum. Diyor ha. ki sizden çok çok güçlü kavimleri yok ettik. Şimdi burada güçlü dediğin sadece güç kuvvet değil yani. Sonra evet. diyor ki ben İrem gibi bir evet. şey bir daha yaratmadım diyor. Ne daha yani şimdi İrem'deki yaşayanlar için de evet. şunu söylüyor. Siz diyor hem boyca evet. hem de kuvvetçe bütün yarattıklarından Yırtlardan daha, daha üstünsünüz diyor. Boyca diyor. Buna, yani oradaki kelime bunların dev ikincisi, olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi diyor ki ben, mesela dillerin ayrışımı şeydedir diyor. Babil'dedir diyor. Babil'in şurada geçmişi 3000 tane bir evet. 4000 senedir. Halbuki o dönemde bütün diller vardı. Dolayısıyla dinler tarihini bizim Doğru okumamız gerekiyor. İnsanlık Şimdi, tarihi. De. Şöyle bir şey, Ahu Aysal da bunu yollamış bana. Buradan selam olsun kendine. Şimdi ben bir şey paylaştım. Oradan cımbızla çekiyorum dediğini. Konu biraz farklı yere gidiyor ama sohbet ediyoruz hep evet. birlikte. Dört e, gün önce bir tweet paylaştım. Antik dünyayı ayakta tutan Atlas. Evet. İnsanları yemeği seven işte tepegöz bildiğimiz. İskandinav e, mitolojisindeki Hurgini ve e, Bulgar İspolin, Japon Oni, Sümer Anunnaki ve Goliat. Efsane ne folklor aittir. Bak, efsane, folklor, mitoloji ve masallarda yer alan devler soru soruyorum herkese. Neden tüm kültürlerde dev insanlar var? Yani Şimdi sen devlerden bahsettiğin için söylüyorum yani Nuh peygamberden bahsettik veyahut da piramitler geldiği zaman evet. piramitlerin yapımında kullanıldığı filan söylenen. Ee, bunlar sizce gerçek mi? Gerçek. Ben Konu e, başka yere gitti yo yo, toparlarız ger, şimdi. Ben gerçek olduğuna inanıyorum ve artık şuna da inanıyorum. İnsanlığın yeryüzündeki macerası bu 3-5 bin ile, ile seneyle izah edilecek gibi değildir. Kur'an bu meseleye girmiyor. Yani, Basit bir şey söyleyebilir mi hocam? Nuh aleyhisselam bin yaş bin yaşları civarında, doğru mu Vefatı. Evet, e 950 öyle. yaşında. Yani 950 bin. Şimdi 10 nesil geçse 10 bin sene zaten bitti. Yani Nuh'un yani. Nuh'un 10 tane yani e, torunu, 10 nesil sonraki torunu o zaten 10 bin sene oluyor. Yani çok saçma Bak bahsettiğim yıllık. bu resimler şimdi gördüm ekrana ben, vermekten. Ben o gördüm. Gördüm bu tür. Yine e, bu, izleyicilerimizle gösterelim. Yani devamlı mitolojimizde. Şimdi ben Zeus'u şey biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Golyat dev mi büyük bir insan mı? Şimdi. Goliath, yani. e, şöyle diyeyim. Golyat. yine oradan kadın, akıyor bak ekran. Kadının evet. tabiatında, fıtratında kalmış bir e, örüntü. Çünkü tufan, evet tepe göz ekranda. Evet, evet. tufan o tür doğurganlık yapabilecek kadını imha etti. O yüzden Nuh'un karısını bile almadı. Cana bak şey gemiye. Evet. Ve böylece normal seviye hadi şey Nuh'un söylediği bundan sonra 120 yıl yaşatacağım dediği döneme geçirecek rahimleri aldı. Derlerini imha etti. Daha önce insan öyle bir macerası ve öyle bir zamanı var ki insan ne ne olduğunu bildi ne de neler yaptığını. Kur'an-ı Kerim bize sadece bir iman kitabı olarak gelir. Bir tarih kitabı gelmez. Ha bunlardan bahseder. Bunlardan niçin bahseder? Sizin yapacaklarından haberim var diyor. Mesela mantık mantıkattayır diyor. Kuşları konuşturacaksınız, çekirgeleri sevk edeceksiniz, evet. eşya ile konuşacaksınız. Bütün bunları ben Kur'an-ı Kerim'den çıkartıyorum. Sadece biraz onların yani bilgiden Şimdi haberim olduğu için. Şimdi çekirgelere ve hayvanlara geleceğim. Son bir Tesla ile ilgili görüntüye girelim. Evet. Tesla konusunu yani kapatalım. Şimdi bana şeyi... bir 9'u verebilir misiniz? 9 numarayı ekrana. Şimdi bu 9 numara da şöyle. Soru sana. Ee, i̇şte 1893'te hı hı. ünlü Chicago Dünya Fuarı var. Evet. Biliyorsun 1 Mayıs'ta yapıldı. İroniktir bu arada 1 Mayıs'ta olması. Ee, 30 Ekim'de bitti ve e, işte Kolomb'un yolculuğuyla ilgili 400 yıl sonra olduğu e, için bu fuarı Kolomb hı hı. üzerine hani kurguladılar. Kolomb'un ziyareti veyahut da işte tekrar Amerika Amerika kıtasını keşfetmesiyle ilgili Fet. yaptılar. Ve burada Tesla 100 bin adet, adet ampülü, ampül. akor ampül diyorlar ya. O ampülü bir şekilde şey yaptı, yaktı. Kablosuz Tabii burada yıkıyordu. iki kişi rakip. Evet. Tabii Tesla'nın şeyin arkasında Westinghouse var. Yine Tesla'nın Edison da Edison da kendi giriyor. Edison bildiğim kadarıyla 554 bin dolarlık bir e, ihale e, şeyi veriyor, rakamı veriyor, e, Westinghouse'da 399.000'e alıyor. Şimdi bununla birlikte tüm dünyadaki sistem değişti. Evet. Yani artık lambalar var, yok oldu, bir baktık ki 100 bin ampülden bahsediyoruz bir evet. tane bizler hani bizler. bahsettiğimiz bir fuar alanında. Evet. Şimdi dünyada olmamış bir şey yani ee, o dönem yani biraz bu mahallenin iki yanına gittiğiniz zaman a şeyle gaz lambasıyla var olan bir sistemde. Bununla birlikte dünyada ne değişti? Çok. Hadi biraz bu dünyanın evet. bu tarafına gelelim. Dijital dünya dediğimiz bağlantı bununla ilgili nereye götürecek bizi? Şimdi eee floresan ampulü o Tesla bobininin etrafında elle tutarak yakıyor. Yani hiçbir kablo değmeden. Bunu Belgrad'da Yap. şeye gittiğimizde orada da yapıyorlar zaten bize. Floresan ampulü tutuyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz yani. Sadece o Tesla bobini yanımızda ampul yanıyor. Ampulü buradan tutuyoruz yanından yanıyor. Yani bunun görüntüleri de var. Keşke onları koysaydık evet. ama çok iyi değildi onlar. O yüzden ben göndermedim. Şimdi e, buradaki mesele şu. E, bir ufuk çizdi sisteme. Öyle bir ufuk çizdi ki... Neler yapılabileceğini gördüler. Yani kablosuz önceki projesi şu. Zaten bunu biliyordu bilenler. 22 mil ötede 220 tane akkor ampulü kablosuz olarak yaktı deneyinde. Gerçekleştirdikten sonra bu Chicago e, fuarındaki sistemi gerçekleştirdi. En büyük şey elektriğin kablosuz hareket ettirilmesi ve o sistemi yakması, frekansların kablosuz bir şekilde iletişimi sağlaması. Oradan nereye geldik? Ta bugünkü Elon Musk'a kadar. Dijital dünyaya. Kadar. Dijital dünyaya kadar geldik. Ta ki 01 01'leri bulanlar o e, bunu makine diline dönüştürmek. Yani makine dili olarak bu geçiyor. Makine diline dönüştürdüğü andan itibaren Nikola Tesla tekrar canlandı. Yoksa o döneme kadar Nikola Tesla ölü biriydi. Projeleri de ölü biriydi. Ne zamanki ilk bilgisayar yazıldı, yapıldı, makine dili gerçekleşti. Şu oda büyüklüğünde yine IBM'in yapmış olduğu bilgisayar Amerikan e, şeyine, ee, savunma sanayine ordusuna verdi. o bilgisayarla birlikte Tesla tekrar canlanmaya başladı ama yavaş yavaş. Ta ki bugün e, devreye girdi de onlar. Evet rakamların e... rakamlar dönemi evet. geldi. Çünkü hesabı kef var. Kef ve rakim hesabı. Evet. Siz ne Mağara. ki der ayet kerimede. Şimdi bu rakamlar hesabı. O dönem girdi. Biz diyoruz ki bazen hani tabii işte insan zekası çalışıyor ille de çalışmaya gelir diye. Yani, Cenab-ı Hak gerçekten bu gemi, bu koca gemimizi, dünyamızı bu uzayda gezdiriyor. Ve her baharda farklı hikmetler yüklüyor. O dönem gelmişti. Cumhuriyetler çöktü gitti. Şey pardon. İmparatorluklar, imparatorluklar, i̇mparatorluklar çöktü gitti. Bir skala verilmiş. İnsanlar vahşi idiler, bedevi oldular, esir oldular, ücretli oldular ve hür olacaklar. Bu bir macera. Bu Önün dönemi girdi. Şimdi mesela öyle bir döneme gireceğiz ki artık Hı. sihir çağıdır. bu. Hocam Great Reset'i siz çağı. Çok, güzel evet. great <laughs> çok güzel tanıtırsınız ya. Great Reset'i çok güzel <laughs> tanıtırsınız. Yani, estağfurullah. <laughs> şimdi artık bir sihir çağına girdik. Gerçekten sihir çağı. Yani dijital. İnsanı cüp diye bir şey rakama dönüştüreceksin. 0101. USB'ye koyacaksın götüreceksin. Orada şimdi hologramik olarak var. Bunu bedenende print etmek mümkün müdür? Mümkün değil gibi düşünüyorum ben. Çünkü şeyin Belkıs'ın tahtını getirdi, evet. Belkıs'ın kendisini değil. Eğer Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın kendisini getirseydi mümkündü ki insanı ışınlayabilelim. Şimdi insan ışınlanıyor görülüyor ama insanın ışınlanması biraz zor. Ama eşyayı ısınlayabilirsiniz. Yani bu eşyayı aktarmanız mümkündür. İşte diyorum ki artık biz sihir çağına girdik. Yani sana şöyle bir yapacak, gözünün içindeki... Gözünün görme programını ayara sokacak ve tekrar görmeye başlayacaksın. Bir kameradaki bozulmuş bir kamerayı düzeltmek gibi. İnsanın e, yapısıyla oynanır gibi oynanacak. Biyolojik kodlama değil. Bir diyor. anda, bir anda sen şakı şakır İngilizce konuşacaksın. Sana bir program yükleyecek. Ama şimdi Tesla'nın yani daha Elon Musk'ın yapmış olduğu projeler bunun üzerine kurgulu değil mi zaten? Yani, tamam işte yani biz, Bunlara doğru gidiyoruz. Evet. Bunlar olacak. Olacak yani derken, aslında yani... şöyle mi oluyor bir sonra dijital dünyayı konuştuğumuz zaman? Bundan sonra bedenin bir anlamı mı kalmıyor Mehmet Ali Bulut? Evet ama işte ben de tam bunlara karşı çıkıyorum biliyorsun. Yani evet. bu sistem geliyor, bunlar olacak fakat insanın kendi varlığını, özgün varlığını, Tanrı'nın var ettiği şekli muhafaza etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hepimiz Kullanılabilir androidlere dönüşeceğiz. Yani iradesi kontrol edilebiliyor, sevgisi kontrol edilebiliyor, bakış açısı kontrol edebiliyor uzaktan kumandayla. Yani düzenlenebilecek, yönlendirilebilecek. İşte size bir sinyal gönderecekler evet. birden kızmaya başlayacaksınız. başlayacaksınız. Yani şimdi yani. şunu söyleyelim bize bu videolardaki 7 numaralı videoyu bir verelim evet. bir bakalım isterseniz orada olanları. Çünkü şöyle konuşmamız lazım bu programda. İki disiplinden birden gidelim. Bir teolojiden bakıyoruz aynı zamanda aynı zamanda bilim, bilim, bilim tarafından bilim. bakıyoruz. Şimdi Erika diye bir tane evet. e, yani yapay birisi. Evet. Bir varlık artık bunlar. Evet. Yani evet. makina deseniz baksanıza yani, yani insana çok benziyor. Yani e, bizim Vatandaşlık verdi. Evet. Sofya'ya. Şimdi Sofya'nın benzeri. Biz Sofya'yı programlarda daha çok evet. anlattık. Sofya'nın benzeri bir yaratık. Şimdi problem şunla başlıyor Mehmet Ali Bulut. Bu soruyu sana soralım. Yani şimdi insan artık insandan uzaklaşmaya başladı ve öyle bir e, hani ekosistem oluşturuldu ki insan için ne kadar yalnız olursa o kadar iyi diye satıldı. Aile kavramı bitti. Bu Covid ile birlikte de dahil olmak üzere yaşlıların elini öpmeyen çocuklar. E karısından e, uzak duran veya kocasından uzak duran kadınlar, el, babasının bayramda elini öpmeyen çocuklar. Yani bir anda sistem yalnızlığa ve bireysel yaşama doğru itmeye başladı. Şimdi bireysel yaşamda insanların yanına birilerini bir şekilde insan çünkü yanlış yalnız, yalnız yaşamıyor yaşayamıyor, sosyal bir varlık. Dolayısıyla bunlar yakın zamanda insanların eşleri öğretmenleri, yani eğitimcileri her şeyi, her şeyi olursa olacak. olursa ne olacak? İşte tam da biz bunun için mücadele ben çarksam. Evet. diyorum ki bunlar muhakkak önüze gelecek. Ama sizin kendi özgün varlığınızı korumanız gerekiyor. Yani neticede bu robotlar çünkü hem şeyde var. Ben onu yıllar önce ilk konuştuğumuz bunu senin meşhur Kral o, ve Ben. Yok yok. Çok ondan çok önce bizim bilinmeyen çıkartıyordu ya. E Atan Yurun. Rahmetli. Evet. Evet. Atan Yurun'la konuşmuştuk. Dedim ki bak, gafta bir şey e, Tevrat'ta bir ayet buldum. Diyor ki, e, ve sonda gafta ruhlar biter. Ama insanlar gelmeye devam eder. Dedim bunun üstünde yani bizim bizim konuştuğumuz 1992 filandı veya 86 88 90 o civarlardaydı. Şimdi e, ruhsuz insan ne demek? İnsanlar gelecek ama ruhsuzlar. İşte bu ...tasarlanmış... ...dabbetül arz... ...tasarlanmış... ...bu insanın lehine olmayacak... ...insan devre dışı bırakılacak... ...ve zaten insan devre dışı bırakıldığı için de... ...kıyamet kopacak... ...ben bir de yani diyorum ki... Yani Hariri'nin dediği gibi... ...şöyle diyorsun... ...insan bambaşka bir cins olacak... ...bildiğimiz insanın son hali midir bu insanın? Şu anda yaşadığım... ...yani bu belki de en fazla 15-20 sene içerisinde bizim şeyimizi yerimize koyacak varlıklar gelmeye başlayacak bunlar bunlarla evleneceksiniz çocuk sahibi olmanız gerekiyor şimdi e, ikinci bir tarafa geliyoruz bilim Hı -hı. tarafına şimdi sevgili dostlar elimde bir mekanik kol var görüyorsunuz e, bunu al aslında evet. nasıl çalışıyor bir Kuştur'dan göster ister evet şimdi, ama normalde bu beynin şeyiyle kontrol evet. ediliyor yani şu kasların kas hareketiyle kontrol ediliyor. Yani bu e, bir yakın görelim bu, bakalım evet. nasıl çalışıyor. Bu bionic el. Bu bionic elin aynısı zaten şu robotlarda kullanılıyor. Evet. Bu firma veriyor. Bu hatta Terminatör'ün 1984'teki ilk filminin e, elini yapan firma. Firma. Protez evet. firması. Biz bunları insanlara takıyoruz. Tabii biz bunu kas hareketiyle, kaslara sensörler koyarak yapıyoruz ama bunun şimdiki çalışmaları e, üniversitelerde. ...zihin kontrolü... ...yani beyin dalgalarıyla yoğunlaşıyorsunuz... ...şu hareketleri yaptırıyorsunuz ona... ...bu beş parmak hareketli el ...şu robotların bir hepsinde... Bir altı numarayı da verelim diyor. mi? Bir altı numaranın üzerinden de konuşalım... ...bak şimdi... Evet, e, evet ...burada bu da, bir göstersene aynen. bize ne oluyor, neye bitiyor... Şimdi buradaki... E, ...şimdi biz normalde bu... E, ...şöyle yapıyoruz... ...şu eli de alayım hatta... ...biz bunu... ...şu şeye... ...şu çubuğumu da alayım... <laughs> tamam. ...şimdi hastanın güdüğü diyoruz biz buna... Buna bir soket yapıyoruz. Aslında bu el burada çalışıyor normalde. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi hasta burada bakın kasını hareket ettiriyor. Kolunu oynatıyor. Kolunu tutmasının sebebi o. Kolunu oynatıyor. Ama bu e, o kadar çalışılmış bir durum ki bu. Çok fazla çalışıldığı için o frekansı yakalayan bir frekansla bakın parmaklar hareket ediyor. Aynı bu şekilde. Yani aslında bunu Şu. beyniyle yapıyor değil, beyniyle değil mi? Beyniyle yapıyor. Aynen. Evet yani. beyniyle yapıyor. Bu sadece yoğunlaşmayla dışarıdan alakalı. Dışarıdan bir frekans evet, değil bu. Yani e, aşırı düşük frekans alıcısı var bu kolda. E, bunun sisteminde hastanın da beyninden zaten aşırı düşük frekans geçiyor. Ama bunu yaparken dikkat edin kolunu hareket ettiriyor. Biz de bunda zaten o hareketleri yaptırıyoruz. Sanki kolum varmış gibi avucunu kapa diyoruz. Avucunu kapıyor. Çünkü o zaten o sinyali gönderiyor. Elektriksel bir aktivite oluyor. Bununla da avucunu kapıyor, açıyor işte buradaki gibi. Peki şeydeki bu sistemler yani bunun dışında şimdi Mehmet Ali Bulut e, böyle bir şey var. Diyelim ki ya bırakın rahatsız olmanızı yani adam kolunu kaybetmiş. Evet, yani bölümün. bu e, sana da bu soru aynı evet. zamanda. Ya ben bunu kendi uvzumu derim ki diyebilirim ki ya ben daha hızlı koşuyorum. Daha iyi koku alıyorum. Daha evet. iyi görüyorum. Daha iyi neyse o daha iyiler üzerine kurduğumuz sistemde Yani belki bu dokunduğum zaman da aynı şeyi hissettiğimi düşünün Yani değişebilir miyim belirli bir süreden sonra Yani bana birisi diyor ki ben, ben hatta şöyle düşünüyorum Ya diyor ki bütün dilleri bileceksin Hatta evet. e, kayıp dilleri bile öğreteceğim evet. sana evet. Şimdi ya ben hayır diyemem mesela buna <laughs> e Tamam işte yani insan zaten hayır diyemiyor Kimse evet. Hayır diyemediği için kaybediyor Şimdi sana bu kolu Herhangi bir beyni olmayan bir vücutta bir kol üretiliyor. Şuradan takacaklar. Bütün sistem mesela buradaki damarlarla bunu monte ettikleri zaman doğru beyin diyor. aynı monte, aynı eli kullanacaksın. Yani bu yapay el bilgi gibi gibi bile olmayacak. Ama ben de diyorum ki bunu hatta çünkü bir hadiste var. Diyor ki şey Deccal. Tabi Deccal üzerinden anlatıyor. Bugünün bilimi o. Deccal diyor bir insanı ortadan ikiye böler diyor. Ve öldürür evet. diyor sonra sonra tekrar, tekrar diyor. Tekrar birleştiriyor ve onu diriltir diyor. Mümin diyor onu görerek işte bu yüzden bildim ki sen de der diyor. Böyle bir benzetme yapıyor. Bu gösteriyor ki insan diriltilecek. Bir şey daha var. Hazreti İbrahim kendi şeyle melikiyle konuşurken melikleri ki ben o dedi ki benim Rabbim diriltir. Adam dedi ben de diriltirim. Hatırladın mı o? Tabii, tabii. Hazreti İbrahim'le dedi ki şey kral ben de diriltirim dedi. Dedi ki, benim Rabbim öldürür. Dedi, ben de öldürürüm dedi. Sonra dedi ki, o zaman madem sen Tanrısın gerçekten, güneşi doğudan, batıdan getir. Bunu yapamadı diyor. Şimdi normalde bu şunu gösteriyor. Ve biraz da peygamberlere isnat edilen mucizeler, onları takip eden ümmetler tarafından yapılacak. Şimdi bak İsrailoğullarına, İsrailoğullarının peygamberlerinin gösterdikleri mucizelerin büyük bir kısmı, Yahudi kökenli alimler tarafından bulunup insanlığın önüne koy konuldu uçak benzeri ve beynin kontrolleriyle ilgili büyük mesele hastalıklar Hz. İsa üzerinden bize geliyor. Ben ölü diriltirim diyor. Evet. Evet. Bunun biz şöyle görüyoruz. Hatta bir peygamber gelmiş ölüyü diriltmiş. Kur'an-ı Kerim'de ne işi var bunun? O zaman bu hikayenin. Bunların hepsi bize bir şey söylüyor. İnsanın nihayet manada zekası ve çalışması ve çabasıyla varacağı yer. Hz. Peygamber'in parmağıyla ayı yardığı güç elinden su akıttığı güç, İsa'nın ölüyü dirilttiği güç, insan buraya varacak, varmalı. Müslümanlar bunu anlamadılar. Hikaye gibi dinlediler. Biz de şimdi tesla, tesla ters, ters Seni Ters, Beni öldüren budur. Ben yıllardır da bunu anlatıyorum. Evet. Ağzıma kadar şey çıkıyorum. Yine çıktı. İşte kim bilir nelerden bahsedecek. Buraya bazı ayetler aldım. Bunlar hepsi önümüzde duruyor. Yapılması gerekenler. Kuşlarla konuşmak. Şimdi geleceğim oraya. Hayır bir dakika şey düşün, Kuşları konuşturmak, yönlendirmek. Çekirge var afetini. var çalışıyorlar evet. i̇şte, çalışmaları da mesela, söyleyeceğim sığırcıklar çekirgeyi evet. yok ediyorlar çekirge istilası geliyor ve çekirge yönlendirebiliyorsun yönlendirebiliyorsun evet. fırtına gibi evet ya, bütün bunlar ya sana, yönlendirmeyi iki türlü yani önemli olan iletişimin ben kendisi ekonomik, değil mi ben ekonomik problem olarak söylüyorum yani ekonomik evet. saldırı bu adam sana çekirge afeti gönderecek diyorum Tabii. bunu yönlendireceksin sana gönderdiği bulutun yönünü değiştirecek ama yedi de azaptan biridir zaten. Işte evet, tamam. Değil mi? Evet. olması lazım yani. Evet. İşte hani orada ki, ikon çok önemli. Şimdi Elenna tabiri geçiyor. Israrla diyoruz ki az önce söyledik. Tank için ayrı bir ışının var. Sadece frekans, sadece frekans. Aynen. Frekans. Çünkü Allah demirin moleküler yapısını gevşek yaratmış. Sana buradan bir sıçrıyorsun, kedi orada zıplıyor. Aynı frekansı tanka karşı kullandığında tankın şey sümbül gibi sönüyor. Bunların evet. hepsi var. Bunları görün diyorum ama biz illa Tesla'nın bulmasını, illa efendim Edison'un bulmasını... Şimdi evet, burada şöyle Ay, bir şey. Yani Şimdi. Bunu biraz da gerçekten sizin programları o yüzden seviyorum. Biraz da buralarda bizim insanlarımıza diyorum kardeşim elinizdekine bakın. Ben sana diyorum ki dönüş sahibi gök diyor. Sesi döndürüyor, hayatı döndürüyor, her şeyi döndürüyor döndürün döndüren. Sesi gönderiyorsun, ses sana gönderiyor. Elektronik gönderiyorsun, sana gönderiyor. Güneşin içerisinde mesela şey yırtıldığı zaman, ozon tabakası yırtıldığı zaman dünya şeyin atmosferin içine girilmemesi gereken güneş ışıkları giriyor ve bunlar şey sıçrayan şeyler mekaniği gibi şu milyalar mekaniği gibi uzayı bozuyor, kendi kendine bozuyor. Bütün bunların sana Kur'an haber veriyor. Ama çıkıyor diyor ki Kur'an bir şey kitabı değildir tıp kitabı değildir. E değildir. Ama insan diriltilebileceğini, insanın yüzündeki derisindeki şeyin gidebileceğini, bir su ile ve bir yıkanış ile insanın gençleştiğini söylüyor. Bunlar masal mı? Tabii, tabii. Eğer masal olarak görüyorsanız devam edin. Ben ısrarla bunları hatırlatıyorum. Mühendis değilim. Keşke gücüm yetseydi. Ben bunların her birisini yapmaya kalkışırdım. Çünkü var. Ve eninde sonunda gerçekleşecek. Biz izliyoruz, seyrediyoruz. Ve sonunda da iblis bizi bu şeyi öne geçti. Çünkü diyor ki onlar Süleyman'ın iktidarı gücünde şeye uydular. Evet, evet, Ve tabu matattu şeyatin ala mulki Süleyman'a. Benim Süleyman'a verdiğim o sonsuz gücün, o devletin yani budur. Şu anda görülen şu bizim elin maksın dediğimiz veya üst aklın dediğimiz bu yapıp ettikleri hepsi Süleyman iktidarı içindedir. O iktidarın içerisinde şeytanın işine gelenleri kullandılar diyor. Şimdi. Bak bir şey diyorum kurban olayım sana şeytanın işine gelenleri kullandılar. Bunun için de başka şeyler de var. Niçin rahmani olanı da kullanmıyorsun? Adam yükme o zaman. İşte tamam. Yani. Hegemonyası Tabii hegemonya yani. için. Şimdi <gülüyor> olay <gülüyor> şöyle. Olabilir. geldi ki ne dijital evet. dünyaya. Evet, dijital dünyaya. Şöyle. Bak. Sen eninde sonunda eee medikal eee evet. bunları aslında biz yapıyoruz e, işte. medikal teknolojiyle yapıyoruz. uğraşan evet. birisi olarak bu işin hani eninde sonunda hem elektro okuyan evet. okumuş birisi olarak şunu soracağım. Ya anladık ki insanlar yani şimdi diyoruz ki ya niye kol taktırsın? Niye ya çip taktırsın? Bana. Bak şimdi. Ya Mehmet Ali Bulut da diyorum ki niye gözlük takıyorsun? O da bir aslında teknolojinin kendisi. O da bir protesti. <laughs> o da bir protest. <laughs> Veyahut da işte şimdi benim mesela kulaklığım var rejiyle görüşebiliyorum. Bu da bir teknoloji. Senin saatin de bir teknoloji. Yani o zaman şimdi her şeyden yok mu edeceğiz? Yani veyahut da ben niye daha bunu... Ben söylüyorum. Evet. Hazreti Ömer Medine'de hutbeden bağırdı. Irak'taki komutanına, tekil o. Komutan duydu. Şahsa ait frekans var mı? bazı yerlerde kullanmaya başlandı değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Şimdi bakın. Telsizler gibi düşün. Telsizin. İlk tabii. tek sen duyuyorsun. İltera havalimanında yapıldı. He, ha, evet. bir tek sen duyuyorsun. Sen duyuyorsun çünkü bir tek sen duyman gerekiyor. Bunlar yok mudur? Şahsa özel anons geliyor. Halbuki yaptığı anons şey gibi. Senin kendine ait bir frekansın var. O frekansı yakaladığı zaman doğrudan ve yalnız bilgi sana gelir. Bugün hala bilginin aktarımındaki ...kirlilik veya katılım çok ciddi bir problem. Şimdi aslında burada soru şöyle bir şey... ...bakın... ...cennetten kovulma öncesi... ...insan bir şekilde... ...Allah tarafından yaratıldı... ...ve secde edin dendi. Doğru mu? Evet. Tek bir varlık dedi ki... ...onun önderliğinde... ...onun yandaşlarıyla birlikte... ...ben secde etmem... ...çünkü bu dedi çamurdan yaratıldı... ...ve kokuyor. Şimdi birinci madde. Şimdi... Bedenin bu kadar çok değiştirilmesi atıfta bulunalım. Cennetten evet. kovulmaya, cenesise de yollayalım aynı zamanda. Yani yalnızca Kur'an'dan okumayalım hem Tevrat'tan hem de tabii daha yani, doğrusu yani, eski ahit'ten okuyalım. Tabi tabi. Yani neticede orada var olan Kur'an'da var. Yani ben hani şey ona daha çok hakim olduğum için oradan yani neticede Tevrat'ta var olan İngilizce İngil, şey İncil'de var olan Kur'an'dan var olan farkı değildir. Şimdi şunu soruyorum sana. Yani bu adam bu bu belli ki bir evet. özürlü evet. durumu. eninde sonunda herkes bir, bir şekilde işlev yapmak istiyor. Aynen. Yarın birisi çıksa. Dese ki ya benim iki kola ihtiyacım yok. dört tane istiyorum diyecek de hatta şimdi şu, bak, hatta hayır, şunu yapacaklar. ya yani dört kolum kanadım olsun. Kanadım Yok. olsun isterse. Ee, ne olacak? Şimdi İ mitolojinin hani dedik hayır, ya bak 300 sen çok bin yıldır çok düşünüyorsun. Efendim bak, iyi niyetli düşünüyorsun. Şunu diyecek. Şimdi bu mekanik ve demirden bir şey öyle söyleyelim. Sert, kuvvetli. Bunu biz hakikaten kaslara bağlayabildiğimiz andan itibaren benim iki kolumu kesin. ben çünkü adam dövmek için kullandığım zaman bununla bir tane vurayım kendi kollarını kestirmeye gelecekler. Yani böyle sapıklıklar çıkacak ortaya. Yani bu avatar işleri yani oraya doğru devşiriliyor. Adam daha hızlı koşayım diye evet. bacaklarını kestirecek. Bize bacak yaptıracak. Çünkü evet işte bunun cinsisiz. Yani içerisinde evet. Iblisin... Yani, yani bu, yani bu iş şimdi o zaman yani Hadi. bildiğimiz haririye yolluyorum şimdi. Evet. Yani transformasyon veyahut da transhumanizm, yani bu işin transformasyondan evet. sonra bir transhumanist bir e, varlık çıkacak karşımıza. Yani Almanlar Nietzsche ile başlayan bu ünlü Übermensch meselesi vardır evet. ya, süper insan. Aynen. Yani oraya mı gidiyor? Herkes gidiyor. süper insan mı olacak? Bir de şöyle bir durum var. E, mesela tavsiye film bir tavsiye düğmeyle de. yok edilebilecek hale gelecek. Herkes süper ama o şey olan kontrolü elinde tutan bir düğmeyle seni imha edecek. Yani bu düğme Şimdi yine Tesla'nın Yine ee, teknolojisiyle ile Yok, bir kod, birlikte bir kod, bir Efendim? kod, bir kod, bir... Ama bunu bir şekilde göndermen bir, lazım. Tabii, bir tamam. frekans, frekans, gelecek. frekans. Yine gelecek. radyo sinyali Aynen. lazım. O frekansta bir kod gelecek, o kodla söneceksiniz. Mesela. Bu surrojet. Bu bir metin var, onu izlesin herkes. Orada... Çok merak etmiş yani. izleyiciler. O kolu bir çalıştırsa bir yakından, şöyle yakından, bir daha görelim arkadaşlar evet. nasıl çalışıyor. Şimdi orada işimiz evet. bitti tamam. zaten. Şurada. Şimdi bunu anlatayım hatta. Şimdi bu bir sistem. Normal şartlarda biz bunu şöyle gösterebilirim. Evet şöyle göstereyim. Şimdi bu bir el. Biyonik el. Tek böyle. Biz buna bir soket yapıyoruz ve insan koluna bağlıyoruz. Şu ekranda gördüğünüz adam gibi kola bağlıyoruz ama. Ee, ve kendi kaslarını çalıştırarak şu kaslarına sensörler koyuyoruz. Bu sensörlere de hareket algılayıcılar var. Orada bir elektrik sinyali oluşuyor. O elektrik sinyaliyle birlikte Kol hareket etmeye başlıyor. Bu da onun bir şeyi yani taklit uzun edicisi uzun bir değil. şekilde eksikliğine evet. bağlı olarak onun devamı ona göre ölçeklendiriliyor. Aynen. Doğru Ölçe mu? Aynen ölçeklendiriliyor. Bunlardan biz bayağı çok yaptık, çok da kullanan var şu anda. Şöyle göstereyim mesela şu şekilde hareketler. Bunu normalde elini büktüğü zaman, elini açtığı zaman, işte yumruk yaptığı zaman hareket ettiğinde bu normal hareket etmeye başlıyor. Yavaş Ama yavaş yaparsa tek, farklı. Tek parmağını oynat. Tek he. parmak. Bütün parmakları yavaş yavaş da oynatabiliriz. Şöyle teker teker. Bu 24 farklı hareket var bunda. Ee, Biyonik el diye geçiyor. 5 parmak hareketli. Şöyle yavaş yavaş yaptığımızda tek tek de gidiyor. Evet. şu Bu şekilde bir çalışma sistemi var. Evet. evet yani şimdi Mehmet Ali Bulut geldik bu konuya. Yani şimdi... Birisine desek ki ya sen piyano çalacaksın. Hiç adamın kulağı yok. Hani bildiğimiz kulak yok. Müziğe hiçbir yeteneği yok. Aynı zamanda evet. gitar çalıp şarkı da söyleyebileceksin. Bu arada herhangi bir şekilde bütün bilgiler sende olacak. Evet. Yani bugün Google dediğimiz hani yani kendi kendi beynin beyninle Google ile iletişime geçtiğinde o kitapları yüklemene gerek yok ki. Zaten hepsi oradadır. Otomatik tak, gelir. Saniyenin bilmem kaçta kaçı, i̇şte bir hızla çalışacak. Aslında blockchain dediğimiz sistem, yani tüm bilginin içinde olduğu sisteme bir şekilde interaktif olarak bağlı olacaksın. Evet. Şimdi... Sadece, sadece bilgiye de değil, taş ile ağaçla, kendi bahçendeki kayıtlarla hepsine konuşacaksın. Yani yeter ki sen onları tanımla. Şimdi bu e, canlılarla konuşma. konuşma aynen. Şimdi neredeyiz bu sistem? Yani şimdi, şimdi şöyle geliyor iş. Hayvanlarla konuşmaya geliyor evet. konu ama aslında hayvanlarda konuşmadan daha önemli bir şey söyleyelim. Tüm canlılarla, tüm canlılarla konuşmaktan aynen, tüm şimdi küçük Bir hikaye anlatayım. Ben ağaçlarla evet. konuşma bahsinde e, eskiden vardı. Şey vermeyen, ürün vermeyen veya meyve vermeyen ağacın yanına sahibi gider. Elinde bir balta. Bu ağaç meyve vermiyor. Ben bunu artık keseceğim. Evet. Sen de dersin ki yav yapmadır. Belki hani şöyledir, böyledir filan ve orada ağacın yanında ağacı keseceğim, ağacı keseceğim, kesmeyeceğim kavgası yaparlar. Sen bir söylüyorum bu yapılır. Evet. Ve o o sene o ağaç müthiş meyve verir. Alıyor mu anlamıyorsun baş sen. Bu, ağaç seni. Evet. bu evet. tecrübeyle bilinen bir şey. Ama bu ağaç aslında konuşuyor. Çünkü haydır, diridir. Diri olanın bir ruhu vardır. Ruhu olanla diyalog kurabilirsin. Gençler Şimdi, hayvanları yani. Bu, Ağaç diyorum. Japonların yapmış olduğu yani işte suyla veyahut da işte onu buz buzlarla ilgili veya suyla evet. ilgili suyun bir şekilde kararması, buzların bir şekilde kendi sembolik hareketlerinin farklı olmasına kadar giden yapıdan bahsediyoruz. Evet, bir şey yani daha. organik herhangi bir organik varlığa, herhangi. varlık diyelim artık değil evet, mi? Evet, çünkü varlıktır. hani su deyip, evet. e, hayır, 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 diyoruz, varlık diyelim. En, en canlı, en Biz varlık bu arada 3 numarayı verelim mi ekrana? Bak bir şey daha Sevim anlatayım dostlar. yine. Ee, mesela İsrailoğulları için Allah e, ağaç kesmeyi önerir ceza olarak. Diyor ki mesela siz şeyi e, Kudüs'ü son defa işgale geldiğinizde diyor. Tevrat şey öneriyor. Diyor ki bunların ağaçlarını kesin diyor. Çünkü ağaçlarla insanlar arasında doğrudan evet. bir ilinti var. Hatırlarsınız bunu bilirsiniz. Hayber'de e, bir türlü Müslümanlar şeye giremediler. Kaleye giremediler. Evet. Çok güçlü bir kaleydi ve Cebrail geldi. Dedi ki liderlerin kurma ağaçlarını kesin. Evet. Her bir liderin sevdiği bir kurma ağacı var. 5-6 tane ağaç kestiler. İçerideki liderler hiçbir gerekçe göstermeden teslim oldular. Çünkü ağacı kesildi. Ve o ağaç ile diyalog halinde olan ruhu teslim oldu. Bunlar hepsi önümüze gelecekler. Yani ünlü avatar filminde evet. olduğu gibi. Şimdi evet. geldik evet. yine senin konulara şimdi Bunları bu, bize bir anlat Bu şimdi yine. Michael Long'un çalışması. Hatta şunu da alayım yanıma. Şimdi e, hayvanlarla iletişim iki çeşit. Yani evet. bir kontrol amaçlı hayvanları kontrol etmek, yönlendirmek ve onların sinyallerini algılamakla alakalı. Bunu daha çok Amerikan savunma sistemi ya da işte e, Rus savunma sistemi, İsrail vesaire. Yani ordu kaynaklı yerler yapıyor. Çalışmaları e, değil çalışmalarını. mi? Çalışmalarını. Evet. Fakat bu gördüğünüz sistem Michael Long, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilimci burada da bunlar sesler, frekanslar mı? Bunlar çıkardıkları seslerin frekansları. Evet. Hayvanların. Bu e, zebra e, şeyi ne diyeyim sığırcı diye tamam. bir kuş bu e, şarkı söyleyen fare yani cinsi bu şarkı söylüyormuş gibi ses çıkartıyor ve insan konuşması bunların arasındaki farkları sesleri özellikle ayırt ederek şunu yapıyorlar beynin e, yarı bölgesini donduruyorlar Ne demek bu? Yani beynin yarı bölgesini bildiğiniz yarı bölgesini tamam. e, bir enjeksiyonla donduruyorlar bil tamam. donduruyorlar ve bu e, işlevsiz sesleri, hale getiriyorlar yani evet evet e, yavaşlatmış oluyorlar bütün hareketleri ve konuşmayı da yavaşlatmış oluyorlar yani e, şarkı söyleyen Mouse daha yavaş şarkı söylemeye başlıyor kuş daha yavaş şarkı söylemeye başlıyor şakımaya başlıyor yani. Ve buradaki frekanslarla insan konuşmasını karşılaştırıyorlar. Acaba biz bunların ne dediklerini anlayabilir miyiz? Biz aynı sesleri taklit edersek bunlar bizimle iletişime geçer mi? Çünkü e, deneyin başında yaptıkları şey mesela bu kuşlarda kafesleri birbirine yakın olan kuşlar birbiriyle iletişime geçiyor. Kafesleri birbirine yakın olan fareler birbiriyle iletişime geçiyor. Diğerleriyle konuşmuyorlar ama daha çok bu bölgede. Ve onların iletişimlerinin aynı insan e, sosyal hayatında olduğu gibi bir konuşma şekli olduğunu bunları gözlemliyorlar. Bunları ölçüyorlar işte EMG ile e, işte pozitron emisyon tomografisiyle vesaire beyin hareketlilerini komple alıyorlar bakıyorlar. Diyorlar ki bunlar belli e, şeyleri söylediğinde beyinlerinin belli bölgeleri uyarıma geçiyor başka bir şarkı söylediğinde ya da başka bir ses çıkarttığında beyinlerinin başka bir bölgesi ses çıkar e, başka bölgesi aktif hale geliyor onları görüyorlar ve farklı hareketler yapmaya başlıyorlar. Mesela e, farenin ileri geri hareket yaptığı sadece bir sesle ileri geri hareket yaptığını keşfediyorlar. Tek bir yine kendi çıkardığı sesi ona geri gönderdiğinde. Yani, yani iletişime giriyorlar. İletişime şey. giriyorlar. Evet. Buradaki amaçları bu. iletişime girmek bunların dilinden anlamak. Bu Şimdi... sesle yapılıyor. Evet. Bunun ne şekilde biraz önce Mehmet Ali Bulut'un söylediği gibi. Evet. Şu anda yalnız frekanslarla değil konuşarak. Evet. Yani artık konuşmaya başladık. Aynen. Yani çekirgeler. Aynen. Başlayalım. E, arılar. Arılar çok önemli. Veyahutta Aynen. Şimdi bu kelime. Yunuslar evet. evet. Balinalar bakın e, denizaltı teknolojisinde şu çok önemli. Bir denizaltı bulunmak istemezse bulunamaz bulunamaz yani denizaltı denizin dibinde bir yerde durur hiç ses çıkarmaz bin tane şey de gönderseniz gemi de gönderseniz çünkü sonarın şeydeki yayılması çok farklıdır yani şöyle bir hareketle ses dalgası gider o e, ses dalgasının değişik yerlerindeyse e, denizaltı onu bulamazsınız ve bunda tuz, denizin tuzluluk oranı sıcaklık oranı soğukluk oranı hepsi farklıdır. Farklı olduğu için dalga boyu farklı gider. Yani bizim havadaki gibi radarı kurduk düzgün bir daire gidiyor ve oraya çarptı geri döndü sistemi yok. İşte siz bunu yunuslarla iletişime geçerek bir yaparsanız... Bir dört numarayı da verelim mi ekrana? Yani evet. yunuslarla iletişime geçerek ya da balinalarla iletişime geçerek yaparsanız... Bir şeyi fark ettiği anda gördüğü anda çünkü bir denizaltıyı gördüğü anda balina... Sizin istediğiniz sesi çıkardı ve siz o sesi algılarsanız o bölgede bir denizaltı olduğunu keşfedersiniz. Mesela asıl kullanılmak istenen noktalardan bir tanesi bu. Yani Onunla şimdi ilgili... aslında evet. iş şuraya da gitmiyor mu bir bakıma Memedali Bulut? Yani aslında dünyadaki insan evet. dediğimiz tüm canlıların piramidal olarak tam, tam tepesinde, değil mi? Şimdi çünkü daha zeki olduğu için vesaire vesaire. Şimdi Peki insanlarla konuşmaya başladınız. Hayvanlarla hayvanlar insanlarla konuşmaya başladı. Ne olacak? Şimdi siz konuşan bir hayvanı evet. yiyecek misiniz? Şimdi yani Bill zaman... Gates'in ya artık biz suni et yapalım vesaire konuları buralara mı gidiyor? Yok, o ayrı bir vahşi. Evet. Bu işler istihbarat amaçlı daha çok kullanılır. Hatta onu da Mehmet Ali Hocam da söyleyecek. Bu nedir? Şimdi e, Süleyman Aleyhisselam hütüdü istihbarat amaçlı kullandığı için hüdüt bir kuş, evet. e, istihbarat amaçlı kullandığı için bu tarz hayvanlarla olan iletişim istihbarat amaçlı bilgi alma görüntü alma e, haber alma gibi konularda daha çok kullanılır. Öbür türlü de işte insanların zaten hayvan besliyorlar seviyorlar. Bir de konuşabilirlerse, iletişime geçebilirlerse artık hayvan mı onların e, sahibi olur? İnsan mı hayvanların yani evde beslediği hayvanların sahibi olur? O kısmı bu artık şu şey olur? Şimdi burada şimdi şeyin karşı söylenilen yani bu fareye karşı farenin çıkardığı sese karşı ona geri aynı ses frekansını gönderdiğinde şeyin değişimi, davranış değişimi. Yani burada bir ses frekansı gönderiliyor. Mesela şu beyaz olan kısımda kırmızı olanda da bunun tam tersi gönderiliyor. Yine aynı fareye buradaki davranış değişiklikleri ni gözlemliyor. Bu bir tamamen bilimsel e, bir e, çalışma ve sesin hangi davranışa yol açtığını bulmaya yönelik bir çalışma. Aynen bu. zaten Yani şimdi şöyle yapabiliriz, değil mi? Evet. Yani yalnızca yönlendirmeye gerek yok. Belki çekirgeler e, ve kuşlarda e, alfa çok önemlidir. Alfa varlığı. Yani evet. bir alfa çekirdeğini, ta, çekirgesini takip edecekler evet. veya da alfa kuşunu. Hayvanlarda alfa arıyı. önemli evet. bir şeydir, yani, karakterdir. Ya da kraliçe Dolayısıyla kraliçe arı da bir alfa aynen. sonuç olarak. Şimdi biz alfa ile konuşmaya başladığımız zaman tüm çekirgeleri, evet. ya, sev, ya hadi buradan atlayın şimdi bir Suudi Arabistan'daki tarlaları veya Kenya'daki tarlaları bir talan edin. Oradan çıkın. Bir de Çine doğru uğrayın filan mı diyecekler? Şimdi. Diyebilirsin ve deniyorsun. Evet. Çünkü o, ben burada. aslında o ayeti arıyordum bulamadım. Yani kuşları sayıyor, karıncaları sayıyor ve başka şeyler. Onlar da sizin gibi birer ümmettir diyor. Evet. Konuşurlar, anlaşırlar. Siz onların dilini kavradığınız zaman onlarla diyalog kurarsınız. Hz Süleyman Neml vadisine girdi, karınca vadisine girdi ve birden birer ses duydu. Dikkat dikkat, karıncalar içeriden anons yapılıyor. Yani evet. karınca karınca yuvasının içinden bir anons geliyor. Dikkat dikkat. Süleyman ordusuyla alana girdi. ovaya girdi. Geri çekildiniz karıncalar ezilmeyin diye. Evet. Hazreti Süleyman bunu duydu değil mi? Evet. Şimdi Aynen. devam Aynen. edeceğiz. Evet. Ufak bir reklam arası veriyoruz. Çok kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra efendim bu bize bol bol servis edilen bir şey var. O da UFO görüntüleri. Bunları evet. konuşalım. Bunun üzerine bir de Karanlık dünya yani bahsettik dijitalizm vesaire vesaire gerçekten dünyada bir karanlık dünya e, evet. benim bir şeyim var tezim var. Bu tez oluştuğu anda ne ile karşılaşırız? Gerçekten bir kıtlık ve ölümlerin yüksek olduğu bir olayla mı karşı evet. karşıyayız? Ufak bir var. ara veriyoruz efendim. Çaylarımızı tazeliyoruz. Birlikte olacağız. TV yüz ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Bu hafta konuklarımız Mehmet Ali Bulut ve Ali Selman Demirbağ. Yakın geleceğin insan davranışları üzerindeki etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Etiketimiz bence gelecekte. Bol bol yazmaya başlayın. Şimdi önümüzde bakıyoruz bu aralar yani hele böyle bir 3 yıl boyunca bol bol UFO görüntüleri gelmeye başladı. Evet. Yani televizyonları açıyoruz. Diyorlar ki işte CIA UFO görüntüsü, Pentagon UFO görüntüsü, Japonya'da UFO görüntüsü. Buradan Haktan Akdoğan'a da selam olsun sevgili dostum. Bir türlü programa yapamadık. Çünkü Amerika'da kendisi bir müze açılışında UFO müzesi yapıyor. işte onunla uğraşıyor. Onun için en yakın zamanda gelecek. Buradan Amerika'ya selam olsun. Şimdi bir görüntüler verelim. İsterseniz bunları bir üzerinde tartışalım. Şimdi bir numaradan başlayalım isterseniz ee, sevgili Reşi ee, Ali. Evet. Şimdi soru sana gelsin. Şimdi bakıyoruz böyle evet. görüntüler var bir numara. Şimdi bu Pentagon'un e, paylaştığı bir resim e, 2020 yılın 2020 şey yapıyorsun yılında. değil mi? E, Tabii, nedir onun ismi? Bu bir e, savaş uçağı, savaş pilotu giderken kendi uçağıyla bu görüntüyü çekiyor. Ee, bu görüntüde görünen şu cisim hatta e, iki numaradaki i̇ki numarayı da verebilirsek... resimde e, onun zoom yapılmış hali İşte şöyle bir cisim görülüyor ve bu cismin takip edilemeyecek şekilde hızlı bir şekilde kaybolduğunu bunu Pentagon kendisi açıkladı evet yani ayrıca e, Nisan 2020'de de 28 Nisan olması lazım Nisan 2020'de de e, deniz kuvvetlerinin e, çektiği bir görüntü var. Onu da hemen arkasından verebiliriz. Söyleyeyim ben numarasını. Evet. 13, 12 numarayı verebilir evet, misiniz? 12 numara. Evet. Bu Şimdi, değil. 12 numara filmlerden, videolardan, evet, videolardan, videolardan istiyorum. Videolardan 12 arkadaş. numara. Bu 2004 ve 2015 yıllarında çekilmiş tamam. Amerikan uçak gemisi tarafından çekilmiş uçak gemisinden kalkan bir uçak tarafından çekilmiş görüntü. Bunu 2020-28 Nisan'da servis ettiler ve Pentagon resmi açıklamada bulundu. Yani New York Times'ta da yayınlandı, Washington Post'ta da yayınlandı ve e, biz dünya dışı varlıkların olduğunu kabul ediyoruz dediler. Ama hiçbir zaman UFO demiyorlar. Yani uzaylı demiyor onlar. Ekstra e, Terra, yani Terra dünyanın adıdır zaten e, Tabii. şeyde. E, dünya Gerçekten. dışı varlık olarak söylüyorlar. Bununla ilgili de Pentagon'un başka bir açıklaması var e, o da çok ilginç e, ama Pentagon resmi bir açıklama yine yapmadı. Bununla ilgili e, 122 milyar dolarlık savunma bütçesinden 22 milyon dolarlık e, dünya dışı varlıkları araştırma projesi. Bunun başında e, 17 sene bulunan e, Obama döneminde de bu görevi sürdüren kişi ismi de orada yazıyor şimdi geçince söylerim. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim elimizde dünya dışı varlıklara ait bazı teknolojiler var. Amerika ve İsrail hükümetleri bunlar üzerinde geliştirme yapıyor. Bunlar hiçbir zaman yayınlanmadı, e, yalanlanmadı. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde bir açıklaması var. Obama döneminin savunma e, dekanı, öyle söyleyeyim, e, Pentagon savunma birimi dekanı. Nın yaptığı bir açıklama. Şimdi Ben bunların sonunda bir yere evet. bağlayacağım. Bir numaralı videoyu da alalım. Evet. Böyle üzerinde bu aralar niye bunları göstermeye Ondan çalışıyoruz? Ondan sonra dünyanın her yerinde. O kadar çok sıklaşmaya evet. başladı ki bu iş. Tabii haktan evet. olsaydı çok iyi olurdu ama programın evet. hani en Aynen. derin tarafından. Kesinlikle. Bunlar nedir? Şimdi bu e, Bengal Hindistan'da çekilmiş bir görüntü. Bu uçaktan çekiliyor bir yolcu tarafından. E, aşağıda birçok ışığın cismin olduğu bir görüntü ve bu devam ediyor. Bütün dünyanın her yerinden böyle görüntüler gelmeye başlıyor. Bakın bu görüntülerin hepsi 2020 2021 yıllarına ait. Yani öyle çok geçmişten hani 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan görüntü değil. E, bu 24 Şubat 2021. Hemen ardından 2'yi verelim. Böyle hızlı evet. hızlı bunları bir aynen. görelim. Evet. numarada da bu arada dünyada. Brezilya'dan bir görüntü var. O evet, da bir tane e, cisim kaydı gitti aynen. değil mi? E, 2021 Ocak 12'de çekilmiş bir görüntü. Bakın bir tane daha kayıyor gidiyor. Bir tanesi de orada sabit duruyor. Etraftan da geliyor. Buna göktaşı yorumları yapıldı ama göktaşı şöyle sabit havada asılı kalmaz. Hepsi aynı hızda düşerler. E, onun dışında 3'te 3 e, numaralı videoya geldiğimizde Kanada'da 16 Ocak 2021'de çekilmiş bir görüntü. Böyle üçgen şeklinde. Genelde bu ışıklar üçgen şeklinde e, oluyor. Üçgen şeklinde bunlar üç ayrı cisim midir yoksa Tek bir cihaza ait midir? Kimse onları bilemiyor. Böyle değişik bir sıralamayla gidiyorlar. Hareket ediyorlar. Hareket ediyorlar. Dört numara daha ilginç. Şimdi güneş gibi bir şey geliyor yani karşıdan. Bakın güneş gibi bir şey geliyor. Bu da Kuzey Dakota Kargo kasabasında 9 Ocak 2021'de çekilmiş bir görüntü. Bir araç içerisinden. Üçüncü cinsel ilişkiler filmindeki evet. işte... Uzay Bakın. E, araçlarına benziyor değil mi? Aynen yani ona benzeyen şey... bir görüntü. 5 numarada 5'e gelirsek Kolombiya'dan bu da 12 e, Ocak 2021'de çekilmiş bir görüntü. Buna meteoroloji balonu diyen de çıktı. Yani bunları ben topluyorum zaten hepsini. Evet. Bunlar özellikle e, ayrı bir araştırma konumuz bizim. Sonra 8 numarayı verirsek 8 numarada da İsrail'de çekilmiş bir görüntü var. Ee, Aralık 2020 11 Aralık 2020'de bu şekilde bir UFO görüntüsü. Yani daha da zoom evet. yapıyorlar tabii dağılıyor zoom yaptıkça. 9 numaraya gelirsek Las Vegas bu da 2021 görüntüsü Las Vegas'ta. Bu da az önceki e, Kuzey Dakota'da çekilmiş görüntüye benzeyen bir şey. Haktan orada belki Haktan vardır içinde. Olabilir. 10 <laughs> <laughs> numaraya gelirsek 10 numarada da Malezya'da çekilmiş evet. bir görüntü var. O da e, 6 Mart 2021. Yani 9 gün öncesinin, 10 gün öncesinin şeyi e, videosu. Görseldi. Gündüz evet. galiba. Herhalde ya güneş batıyor veya da doğuyor herhalde. Evet. Evet. Bu şekilde görüntüler. Sonra 11 numaraya geldiğimizde de New York'ta 27 Aralık 2020'de evin içinden fark edip çekiyorlar bunu. Tabii bunlar fake mi evet. değil mi? Bunları bilmiyoruz değil mi bu arada? Şimdi bunlarla evet. alakalı bir grup var. Bu videoların fake olup olmadığını araştıran benim de üyesi olduğum fake olanlara direkt fake yazıyorlar zaten. Bu fake, bu fake, evet. bu fake. Bunları çözemiyorlar ama. Yani bunlar benim içinden seçtiğim videolar zaten. İşte 13 numarada var da Tayland'da çekilmiş bir görüntü var. O da Mart 11 2021. Helikopterin üzerinden bakın. Helikopterin üzerinden bu şekilde geçen bir... Cisim sonra aşağı doğru hareket ediyor. Ağırlaştırılmış. Tabii bu ağırlaştırılmış görüntü. Evet. Şimdi bunlar şu Pentagon açıklamalarından sonra muazzam bir şekilde. Yani benim tespit edebildiğim 150 civarında bu şekilde UFO görüntüsü var. Dünyanın her yerinden var ama. Yani her yerinden böyle UFO görüntüleri var. İşte bazıları fake oluyor bazıları da çözülemiyor ya da orijinal diyorlar. Yani neden birdenbire 2020 işte bu pandemi oldu vesaire oldu. Bununla birlikte birdenbire UFO görüntüleri yayınlanmaya başlandı. Pentagon itiraf ediyor. NASA'nın UFO ile bir e, şey, dünya dışı varlıklarla ilgili açıklaması var. Malum New York Times'ta da yayınlandı. Biz dünya dışı varlıklar, zeki varlıklar olduğunu kabul ediyoruz diye açıklamaları var. Hatta e, şeyi de izleyebilirler. NASA'nın e, açıklanmayan dosyaları diye bir belgesel var. National Geographic'te NASA'nın açıklanmayan dosyaları. Daha önceden e, uzay e, üstlerinden, e, uzay istasyonlarından ya da e, bu şeylerden e, astronotların çektiği görüntüler var. Dünya dışında bu şekilde hareket eden cisimlerin e, çektiği görüntüler var. Onları da paylaştılar. Ayrıca şöyle bir e, Pentagon şöyle bir şey yaptı. 3 ee, ay önce. Daha önce e, kurdukları bu e, birimin bütün araştırmalarını, görüntülerini yayınladılar. Aynı bu Wikileaks belgeleri gibi yayınladılar. Şu an bunlar internette ama dosya o kadar yüklü ki nerede ne var belli değil. Bir dosya indiriyorsunuz içinden sayfalarca yazı da çıkabiliyor. Bir dosya indiriyorsunuz içinden görüntü çıkıyor. Yani e, ona da e, ayrı bir araştırma alanı açıldı. Tek tek değerlendiriyorlar artık ne kadar sürer onu bilmiyorum. Pentagon'un kendi resmi açıklaması o da. Evet. Yani Şimdi, böyle bir uzaylı pompalaması. Niçin var. olduğunu niçin? konuşacağız ama evet. bundan önce ben rejiye bir de Economist kapağı attım 2016 evet. yılında. Şimdi de Economist kapağı biliyorsunuz yani olacaklarla veyahut da evet. yani yapacaklarıyla ile ilgili <laughs> e, bir şekilde. Olacakları da denebilir. Çünkü yani, yani bunlar gerçekten, e, şu evrenin de bir yazılımı var, bu evren de bir dijitaldir, olayların ardışıklığı var. Yani esoteroloji dediğimiz şey ille de böyle cin, büyü, işleri falan değildir veya yıldızlar değildir. Bir yazılım var. Yani senin bundan önceki hayatın var, bundan sonraki hayatın da var. Mümkün olsaydı geçmişine gidilebilir, geleceğine gidilebilir. Senin ihtiyar halinde var bir yerlerde, kayıt halinde mevcut. Bunu okuyabilen insan 75 yaşındaki, 80 yaşındaki Ertan'a dair görüntüleri bize getirebilir. <laughs> Ve vakti geldiğinde der ki Ertan'ın saçı olmayacaktır. Çünkü artık Ertan'ın saçı olmayacaktır. O tarihlerden itibaren. Dolayısıyla bunlar bilinir şeylerdir. Bazen sık diyorum ki ben eskatolojiyi biliyorum. Bu hikaye nereye varacak biliyorum. O yüzden diyorum ki şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bunu bilmezseniz hiçbir yeni şey olmaz. Mesela geçenler bir sordu. Dedi ki, dedim önümüzdeki Önümüzde çok yakın bir gerekçe 2027'de, 2027'den itibaren yeni bir din konuşulacak Yeryüzünde üzerinde. Nereden şey yapıyoruz? İşte var şimdi, bu, mi? vakti gelecek. Onun vaktini çözebildiğiniz hocam, şimdi, zaman bulursunuz. Şöyle bakabilir. Sen diyorsun ki burada aslında olacakları tahmin etmiş olabilirler diyor. Ben tahmin de şöyle, değil. tahmin Ş değil sadece. He. Yani siz e, görüntünün tamamını gördüğünüzde. Ben, Senin 8 yaşındaki haliyle 80 yaşındaki hali var. Ben başka bir yerden Buyurun. bakıyorum konuya. Yani sen tabi Ulvi bir taraftan baktığın için. Ben de diyorum ki dünyayı bir şekilde formatlayan evet. veyahut da dünyanın bu şekilde olması lazım diyen bir bana göre üst akıl var diyor. Vardır. Şimdi biz, biz yani. ne diyoruz? UFO görüntüleri ben Haktan aktuanla yıllardır program yaparım. atanıyorum bu işin zaten tamamıyla rahmetli Atanıyor'un tamamıyla tam göbeğinde merkezindeydi. E, belki hepimizin e, hani feyiz aldığımız kişiydi bu bilinmeyen dergisi ve UFO'larlar vesaire. Şimdi fakat şöyle bir şey var. The Economist dergisi diyor ki bize bakın 2016 kapağını sevgili dostlar ekrana da verelim. Burada diyor ki bak görüyor musun aşağıda bir tane UFO var. Biraz. Yanında hemen Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ve e, evet. işte lgbt Bayrağı yani görüyoruz benzeri şeylerle hep bizi o e, formatladılar Şimdi o günlerde biz bu programı yaptığımızda e, x bir program e, televizyon kanalında orada bundan sonra 2016'dan sonra UFO görüntülerinin olabildiğince daha çok servis edileceğini evet. ifşa etmiştik ve hatta söylemiştik. Şimdi ne oluyor Mehmet Ali Bulut? Yani insanları ne yapmaya çalışıyorlar? Bak orada görüyorsun LGBT bayrağı var. 2016'da hani bu işler bu kadar şeyde değildi, zirvede değildi. Şu anda dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Bir bakıyoruz yine altında UFO'lar var. Yan tarafta işte konuştuğumuz insanın değişimiyle ilgili. Yani e, işte bisiklete binen bir e, işte adam var görüyorsun. İnsanın değişimiyle ilgili, dijital insana doğru gitmekle ilgili filan e, konuları tartışmıştık. Ne oluyor? O köşedeki ne? Kırmızı kitap saat mi? O işi e, Big Brother izliyor ya bizi. Onunla ilgili bir gönderim yapmışlardı. Evet. Yani ben şöyle diyorum. E, İnsanlık kendi macerasının sonuna doğru yaklaşıyor. Bunların hepsi benim fikrim bu. Kabul evet. edersin etmezsiniz. Bu bir kitapta yazılıdır. Kitap okumayı öğrendiğiniz zaman vakti gelmeden önce olayları tahmin edebilme yetkiniz var. Bunun yapabilecek insanın kendisi de vardır, başka varlıklar da vardır. Çünkü yani insanlarla melekler iletişim içinde, insanlarla ciller melek iletişim içinde insan ile iblis iletişim içinde. Bulan hepsi de nasıl ki Allah insana vahy ediyor, melek ilhamda bulunuyor. İblisler ve şeytanlar da insana bilgi verirler. Bu vahiy ediyor geçiyor. Evet, direkt direkt Kur'an'da vahiydir. Şeytan yanlışlarını vahiy eder. Şimdi esasında Allah'ın mülkünde bunlar yeni olay film icat etmiyorlar. Bu iş zaten bu tarafa doğru gideceği yazılıdır. Bunlar da bu yazılı veya çekilmiş olan filmin 5 yıl, yıl, on yıl öncesine gidebiliyorlar. Ve diyorlar ki bu geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Şimdi buna o zaman iki şık var elimizde. Ya teslim olacağız, bunlar istedikleri gibi diyecekler. Ya da ben diyeceğim ki evet Hayır, bu var. Hayır neyi amaçlıyor? Bu kadar UFO görüntüleri ne olacak? Valla yeryüzüyle, yeryüzüyle gökyüzü arasında bir kavga olacak. İster inanın ister inanın, evet. kavga, inanmayın. Yani hem Mülk suresinde geçiyor hem Rahman suresinde geçiyor. İnsanlarla kapışacaklar. Çünkü... İnsan emaneti, imanete hıyanet etti. Yani Ediyor. Gok Magok yu, dünya dışı mı diyorsun? Gok Magok Gok. yeryüzüdür. Tamam. Gok Magok yeryüzüdür. Ama insan şey, Gök, e, şey e, uz, dünya dışı varlıklar da. Yecüc Mecüc'den bahsediyoruz. Ha, Yecüc, hani. Hayır, evet. Yecüc, hayır. terör teröristi. Evet. Yani yeryüzünde ortaya çıkacak terördür. E, o da Çin'in bu tarafa gelmesiyle birlikte ortaya çıkıp gelecek. Böyle bir yani, anlayış var. Ha, Çin ile birlikte gelecek. Ama ben uzaylı şeylerden bahsediyorum. Yani bu Kur'an-ı Kur Kerim buna benfis sema ediyor. O göktekilerin veya göktekinin ansızın size saldırıp siz yerle bir edeceğinden etmeyeceğinden emin misiniz? Üzeriniz bazı müşrikler yer göktekinin Allah olduğunu söylüyorlar. Bazıları da melekler. Halbuki orada tekil bir şey söylüyor. Bu bir kraldır. Bu kralın emrindeki askerlerle yeryüzüne saldıracak. Ben Zaman zaman söylemişimdir bunu. Şimdi ben de var ya hani bir film evet. var. Onun benzerini insanlık yaşayacak. Yani yeryüzü yeryüzü yok edilmeye yaklaşıldığında veya belki de Mars gibi, e, Venüs gibi yaşanmaz hale gelmeye başladığında burayı tahrip edenlerden hesap sorulacaktır. Ve bu da müthiş bir Savaştır ama bu savaş... Dünyalar savaşı olacak. Dünya ve dünya dışı varlıklar savaşı evet. olacak. Bunun öncüleridir. Şimdi çok yoğun bir şekilde gelecekler, mevzi şeyleri yapıyorlar. Şimdi mesela... Ne demek mevzi şeyleri yapıyorlar? Yani o mevzi şeyleri, e, tespitleri yapıyorlar. He. Nereden vurulacak? Şu anda şey dünya? mi diyorsun? Yani bu Nereden biraz önce izlediğimiz dünya? bütün e, UFO görüntüleri dünyadaki... E, aslında jeopolitik yerleri mi tespit ediyorlar? Tespit ediyorlar. ediyorlar. Dikkat evet. edin gittikleri yerleri bu bir. İkincisi de ben yine teoloji üzerinden söylüyorum. Yani cide, e, diyoruz ki Mehdi geldik Müslümanlar içerisinde sonra da Mesih gelecek. Yani bu üst akıl ile Tanrı'nın bir şey olacak. Cenab-ı Hakk'ın bir e, hesaplaşması olacak. Bunun sembolü Mehdi ve şeydir. E, Mehdi ve de, e, Mesih'tir. Mehdi Müslümanlar ile veyahut da diyeyim ki Mehdi... İşte İslamiyet ile deccalın bir kavgasıdır ve Şam merkezlidir. Şam civarında olacak bu kavga. Mesih'in kavgası e, dünya çapındadır. Çin'in eteğinde ve Amerikan'ın eteğinde gerçekleşecek bu eteklerinde diyorum. Yani etek dediğin, uzun yani pasifik kıyılar... olmuş oluyor. İşte evet. onların kıyılarında gerçekleşecek. Biz iki şey birbirine kat karıştırıyoruz. Yani deccal ile kavgamız sadece Şam civarında, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek gibi değil. Bakın ben yine söylüyorum. Bu yakında öyle olaylar çıkacak ki Doğu Akdeniz'i ve e, şeyle e, Mehdi ile savaşı unutacaklar. Çünkü Mesih şey gelecek. Mesih Mehdi'nin imdadına gelecek. Ama biz bunları vaktin içine oturtamıyoruz. Biz çok sembolik, çok böyle soyut şeylerden bahsediyoruz. Hayır, bunlar nesnel şeylerdir. Yeryüzünde kapışmalardır. Birisi siyasi lider olarak ortaya çıkacak. Yani bunu çıkacak. kıyamet gibi... Ona doğru yaklaşıyoruz. Henüz evet. değil ama onun öncüleridir. En son öncüleridir. Şimdi o zaman köprüden şöyle sonraki, bir soru soralım köprüden sana. Köprüden sonraki... Kıyameti bir e, projekte etsen, yani daha doğrusu bir zaman versen. Evet. Veyahut da bu bahsetti, bahsettiğimiz Armageddon'a, tarih ne sence? Mehmet Şimdi Aymur? normal 2083'e kadar insan, insan olarak kalmaya devam edecektir. 2038'de su savaşları başlayacak. Ben Yani bunları verirken bu rakamları atmıyorum ama hani şimdi hepsinde şeyini veremem. Kayda geçiyor bu arada. Tamam geçin. <laughs> 2038'den itibaren kesin yeryüzünün temel problemi, birinci problemi içilebilir su problemi olacaktır. İnsanlık birbirine girecektir. Petrolden daha büyük, diğer enerjilerden yani daha büyük. Yani iklimden kaynaklanan bir... Yahu iklim Eşim sebep değilim. olacak yani evet. şimdi Allah'tan kurban olduğum şimdi mesela Kalahari çölünü düşün şöyle bir düşün ne hale gelmiş Kalahari evet. çölü. Bundan sadece bir buçuk milyon yıl önce dünyanın en sulak ve en zengin yeriydi. Veya Daha yakınına yakın gidelim. Evet. Sahra çölü bundan Sahra. 5 bin ile 10, 15 bin yıl öncesinde evet. tamamen ormanlık en yaşanılabilir yer Evet. şimdi Çap, çöl. Şimdi çat, da bir okyanus var zaten şu an. O ha, çöl, çat 40 bin yani, yıl önce, şey 40 sene önce çat dünyanın en büyük gölü idi. Ama şimdi orada tarım yapılıyor. Şu şeyde yine böyle, yani o ne o, o, o Rusya'da büyük bir Aral gölü. Şimdi, tamam. Tamam. Bunlar kuruyup gidiyorlar. Çekiyor dünya artık kendisini. Şimdi mesela e, şimdi biz burada Kur cümle şöyle dedin, dünya kendisini çekiyor. Evet. Yani o zaman dünyada Ölüyor. da bir bilinç mi var? Elbette canım. Tabii he. Onu Elbette tabii. Yani dö yok. Tabii, Dön evet, dönemsellik tamam. var. Dönemsel dönemsellik değil, Hayır. Dünyanın kendisi bir varlıktır ve bir bilinci var. Bu da ölecek. Yani bu da ölüyor. Siz habire yerden su çekiyorsunuz. Aslında çok basitçe dünyanın kanını çekiyorsunuz. O ağzına kadar doldurdu taşanlarla geçirmeniz gerekiyordu ama insanoğlu hırsla onun bedeninden sürekli kan çekiyor. Bu da ölecek bir mahluktur. Mesela şuradan anlıyoruz. Allah diyor ki Ey, ey yer suyunu çek diyor. Yani tufan meselesinde. Ya la'i ma'iki. Yani su, e, dünya suyunu çekme kabiliyetindedir. Ya la'i ya sema'u akli'i. Ey gök tut suyu, indirme artık diyor. Sen denizin yaptığı buharlaşma hareketi şeye dönüşmeyecek, yağmura, dönüşmeye yağmura diyor. dönüşmeyecek. dönüşmeyecek. Dön, Döndüğe dönüştürülen suyu da yere diyor ki çek diyor. Şimdi biz bunlara bakıyoruz. Ben bu tabirlere bakın, baktığım zaman onlardan matematik diyoruz ya her şey bir matematiktir. Kur'an-ı Kerim'i harfleri harekelere dönüştür, şey harfleri rakamlara dönüştür. Muazzam bir matematik denklem çıkıyor ortaya. Bak harfleri diyorum şeye dönüştür, hareke, hareke, e, rakamlara. Dolayısıyla şeyin e, yerin suyunu... Ne demek o? Ben harflerle ben da söyleyeceğim. Şey, işte, işte, harfler, ha, harflerin tamam. bir karşıtları var. Tabii. Her harfin bir rakamsal rakam değeri vardır. Evet. Siz bunu onları rakam, evet döktüğün zaman yani rakama dönüştürdüğün zaman muazzam bir denklem, bir işte dijital ortaya çıkıyor. Ben bazen şunu söylüyorum, bu evren e, şekil ile yapılmış bir Kurandır. Şekle yani şekil resimler veya işte şekle, şekle dönüştür bir Kurandır. Kuran dijitale harfe indirilmiş bir kainattır. Yani bu kainat harf ile izah edildiğinde Kur'an oluyor. Kur'anı şekil ile anlatmak istediğinizde bu evren oluyor. Tamam. Bu şimdi sembolik. He? Yani sembolik anlat. Sembolik anlatmış. Evet. Dolayısıyla da şimdi suyun ne zaman çekileceği onu bakıyorsun. Bütün üç tane ayrı ayete baktım. 2038'in karşılığı veya direkt 2038 çıkıyor. Çok yakın yani. Çok yakın. Evet. Bu şey olarak da mümkün yani bilimsel olarak da mümkün. Çünkü şimdi herkes iklim, 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 iklim diyor. Bu bilimsel olarak mümkün ama şöyle bir durum var. Yani her 5 ila 10 bin yılda bir dünya soğuyor. 5 ila 10 bin yıl sonra küresel ısınma oluyor, ısınıyor. Evet. Yani ısındığında buzullar eriyor, göller kuruyor vesaire oluyor. Yani bunların işte 5-10 bin yıl öncesinde buzul çağı çok etkili olduğu için işte sahra bölgesi ormanlıktı. Şimdi geri kalan kısım buzdu yani ve bütün yağmurlar vesaireler orada oluyordu. İşte burada şimdi o bir şey Bak, buzullar eridikçe yukarı doğru yani kaymaya başladı. Şöyle bir bakalım bir de dünyanın mı? eksen eğitimiyle alakalı. Bakalım. ama iki tane karışıyor burada. Ama buradan. şimdi şu an bir, bir, şey söyleyeyim. Gecenin gündüzü değiştirmesi gibi evet. dünyada bu ufak yani veyahut da küçük buzul çağların yaşanması bunda daha çok eksen Küresel. kaymasının yani bu manyetik alanın Hı -hı. kaymasının dolayısıyla dünyanın ekseninin kaymasının etkisi var. Bu aslında biz 10 bin yılda bir olduğu için 70 yıllık hayatımızı sanki bütün kainatı evet. anlayacak gibi sanıyoruz. Dolayısıyla bu devamlı bir devinimdir. Evet. Devamlı olur. Yani geceyle gündüzün olduğu gibi her 10 bin yılda bir buzullar bir şekilde artar Artır. veyahut da Peki. dünya çöl olur. Şimdi, şimdi kabul bu düzenek. Ama ben şunu soracağım. bunu Bunu bir düzen olarak biliyoruz. Burada kıyamet nerede? Kıyamet işte bakın. Şimdi biz diyoruz ki burada bir mekanik var, bu kendisi tekrar edip giriyor. Ben de diyorum ki Allah bunun neresinde? Allah yani her bir, yerinde. Bir sistemi kurmuş çalışıyor işte. Sistemi kurmuş ila nihayet sistem çalışacak Hayır, mı? Öyle değil canım yani ama sistemin sonunu da belirlemiş. İşte bakın, İşte tam yani, da onu söylemek lazım. Evet bu sistem sonlu. çalışıyor. Evet. Müthiş bir sistem yapmış. Allah çalıştırıyor. Güneş, ben gün eşeğeçe dünya fotoğraflardan 11 tamam. numarayı ekrana şimdi alayım kendi bu arada. Kendi kendine dünya isterim. 23 derece eğiliyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Evet. İşte sonbahar ortaya çıkıyor, kış ortaya çıkıyor. Ya bu diyeceğiz ki akıllı bu dünya şu insanlara bir hizmet edeyim diyor ya da bir usta bunu reel manada bu hizmeti evet. yapsın diye yaratmıştır. Şimdi bir reklama gidiyorum. Tamam bu yaratanın sende kalsın. Tamam bu yaratanın bir gayesi ve bir amacı şimdi da var. Şimdi bunu vardır. Tartışacağız. Tabii, Ekrandaki görüntüyü yanlış görüntü geldi ee, 11. Neyse 11 demiştim ama şimdi sevgili dostlar ufak bir reklam arasına gidiyoruz dünyadaki bundan sonraki felaketleri de konuşacağız evet. yani dünyanın başına ne gelecek bahsettiğimiz bu büy büyük elektrik kesintisi yani karanlık dünya bu işin neresinde onu göreceğiz ufak bir reklam arası biz buradayız TV yüz ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. İki değerli konuğum var. Mehmet Ali Bulut ve Ali Selman Demirbağ. Ne mi konuşuyoruz? Yakın gelecekte bundan sonra insan davranışlarının üzerindeki etkileri konuşuyoruz. Gelecekte ne olacak diye. E, kaldığımız yer bir resim istemiştim. 11 numara geldi. Dünyaya bundan sonraki felaketler ne olabilir ona bir bakalım. Çünkü ne konuştuk? Kıyameti konuştuk, UFO'ları konuştuk. İşte teknolojik olarak insanlar nereye gidiyor? Yani bahsettiğimiz bir şekilde süper insanlar mı oluşturmaya çalışıyor? Dijital dünya diye bir dünya var. Buradaki insanın değeri ne olacak? Gerçekten böyle bir insan felakete mi sürükleniyor? Hayvanlarla konuşulur mu? Konuşulmaz mı? Asla tüm canlılarla yakın zamanda tüm insanlar iletişime geçecek mi? Konuşacak mı, konuşmayacak mı? Onlara bakıyoruz ve sonunda da karanlık dünyayı çok geliyor soru. Onu konuşacağız efendim. Şimdi karşımızda evet. bir resim, benim 11 numara diye tabir ettiğim. Şimdi bu resme baktığımız zaman dünyada felaketler çok konuşulmaya başladı ve bunlar da bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani Ali Selman Demirbağ UFO resimleri bulmuş gelmiş. Bir baktık ki bu resimleri ben yayınladığımda 2016 tarihi evet. bu resimlerle. E, yayınladığımda işte bir baktık ki bir tane o e, yani uzaylı diyelim veya dünya dışı diyelim biz de uzaylı olduğumuz için. Evet, aynı. Dünya dışı. Yan tarafta bir tane virüsten bahsediyoruz. Geçen gün yayınladım. 2009 tarihinde senin de katılmış olduğun Kral ve Ben programında Kadir Mısıroğlu ile bir e, işte program yaptık biz. Kadir abi Allah rahmet eylesin Allah gani gani Dedi ki bundan sonraki savaş zaten biz hep konuştuğumuz için kendi projelerimiz ama ben sunucu olduğum için sordu, soran taraftayım. Dedi ki bundan sonraki savaşların hepsi virüsler üzerine kurgulanacaktır. Nükleer savaş bundan sonra düşünmeyin dedi. Yukarıya bakıyoruz. Ben yakın zamanda bir YouTube'da video çekmiştim. Etna Yanardağı'na dikkat edin dedim. Ardından etne patladı. Şimdi Veyahut da dünyada bir şekilde yanar dağlar bir anda çoğalarak patlamaya başladı. Evet. E bir bakıyoruz her gün bir gök taşı e haberi duyuyoruz. Hatta şöyle ki güneşin arkasında kaç tane gök taşı. Yakın olduğu ve bizi vurup vurmayacağını bilemiyoruz. Çünkü evet. güneşten dolayı onları vuracak. bir şekilde tespit edemiyoruz. Eninde sonunda vuracak. Evet eninde evet. sonunda vuracak. Evet. Şimdi bununla ilgili de yine de ekonomist dergisinin bundan sonraki işte e, şeyler diye felaketler diye sene... bir kapağı vardı. Hı hı. Bunu da isteyen çok detaylı isteyenler YouTube kanalımdan açsınlar izlesinler. Evet. Şimdi hı. şunu söylemek istiyorum. Kıyamet bunun neresinde? Hangisiyle biz sınanacağız? Yani biliyoruz ki Nuh tufanı suyla terbiye edilmek üzere e, bir şekilde yapıldı. Bundan sonraki neyle olacak? Şimdi e, ben benim kanaatim gökten bu sefer gökten hani saldırı. Ali sen de katıl. Tamam evet, bu evet. sefer gökten saldırı gelecek. Şimdi Yani bakın, şimdi, şimdi gökten şey saldırı var. dediğin zaman bu iki tanesini ya göktaşından mı bahsediyorsun? Hayır, göktaşı... Yoksa Gök taşı dünyanın bitmesiyle alakalı. Ben evrenin bitmesi değilim. Şimdi normalde insanlık devam ediyor ama ben ölüyorum. Evet. Benim babam gitti, ben hayattayım. Şimdi dünyanın da böyle bir canı var. Şu kadar zamandır insanlığa hizmet ediyor. Kendisi de bir varlıktır. Yani yavaş yavaş onun da onun da canı bitiyor. Bizim dünyamız bittiğinde insanlık biter mi? Ben tam olarak emin değilim. Yani bu dünya bittikten sonra bu dünya üzerinden bir hava bir bir Adem'i pekala yani evet. herhangi bir gezegene yaşaya, yaşanabilir bir gezegene gönderilebilirler ve onlar işte beraberinde vahyin eseri olan veya e, insanlığın eseri olan bir takım e, şeyler de götürürler, bilgiler de götürürler. Ve bu bilgiler bütün e, onların çocuklarının hafızasında birer efsane olarak kalacak. Yani şimdi aborijinler 50 bin yıl önce şeye gitmişler, e, Avustralya'ya gitmişler. Ama Nuh Tufanı onlarda var. Şimdi eğer bir gün bu dünya yaşanmaz hale gelirse, pekala bugün şunu rahatlıkla düşünebiliyoruz. Yani insanoğlu bir uzay e, mekiği yapabilir, bir uzay gibi, fülkil meşun dediğimiz, fülk kelimesi zaten biliyorsun, felekler evet, demektir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz sizin zürriyetinizi atanızı demiyor, bak dikkat et, sizin zürriyetinizi Meşhun gemiye bindirdik. Dolayısıyla bize şunu, şu ihtimali veriyor Kur'an-ı Kerim. İnsan oğlu, yani daha devam gemisine, edebilir. Gemisine, evet. orayı, Peleklerin evet. gemisine, oraya geçme abi. Evet, helelerin <laughs> gemisine bindireceğiz ve sizi başka bir gezegene gönderebiliriz. Belki evet. bundan önce Mars'ta yaşıyorduk. Venüs'te yok, yok, yaşıyorduk. Venüs'te yaşıyorduk. Güneş yaklaşmış. Ha. Venüs'ten Dünya'ya tekrar o güneş yaklaştırıldığında diye ayet var evet. yani. Ya güneş yaklaşınca Dünya kavrulacak, Venüs gibi evet. olacak. Bu sefer Mars'a kayma. Evet, olacak gibi. Şimdi illa illa böyledir demiyorum. Yani ya, bu, bu teori var. ne kadar yani. devam edecek ben bunu söyleyemem. Ama bir kıyamet kopacak. Bu kürenin bir kıyameti kopacak. Bu kıyametin eee küresinin kopmadan önce bütün şehirlerin muhakkak yıkılacağı. Evet. Şu veya bir şekilde ya depremle ya başka bela ve musibetlerle. Şimdi İstanbul için de ayrı sıkıntılar var. Mutlaka yıkılacak bunlar. Artı en sonda yani dünyanın kendisi harap olacak. Yani savaşlarla Şimdi, da olabilir he. bu. Bunun kıyametle ne alakası var? Cenab-ı Hak bu kontrolü elinde tutuyor. Yani dünya bittiği zaman dünya ile ilgili hikaye de bitmiş olacak. Ha, bu dünyanın hayatı bizim düşündüğümüz kadar kısa mıydı veya uzatılabilir mi? Benim kanaatim uzatılabilir. Evet. Yani Nuh yani e, tufanında Hazreti evet. Nuh'un e, Allah'la görüşmesinde uzatıldığı gibi diyor Evet, uzatılabilir. Bu da uzatılabilir. Uzatılabilir. Çünkü yani bu dünya daha milyarlarca yıl insana yetebilecek enerjiye sahiptir. Artı Lütfen. artı ikmal edilebiliyor. Evet. Yani neticede e, yani iklimi düzelt iklim düzeldiğinde suların Şimdi yağışı Şimdi ekonomistin kapağını da verdim abi. Evet. Şimdi bunları tabii çok anlattık ama bu bu bahsettiğimiz ekonomist veya bahsettiğimiz tüm görseller. Bu ne zaman? Bundan sonra Bu hep 2020 Geçen senenin ortası. Temmuz Haziran 2020. ayı. Tabii Şimdi bundan sonra hep karşımızda olacak konular. Yani evet. biz evet. biraz sonra Bitcoin'den sonra ne geleceğini konuşabiliriz vaktimiz olursa. Ve Bitcoin'ciler merak etsinler biraz veya yatırım yapanlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Neşten Burada 7 şey. tane bir şeyimiz var. Yani felaketimiz var. Bu 7 felaketin üzerinde devamlı duruluyor ve devamlı bunlarla ilgili senaryolar var önümüzde. Filmler, edebiyat bunun üzerine evet. kurulu. Yani işte insanoğlunun teknolojisi Mars'a gitmekle ilgili senin biraz önce bahsettiğin konu. Yani Elon Musk çalışıyor ki ben Mars'a gideceğim. Vesaire vesaire. Yani birileri şöyle söyleyelim mi? Eskatoloji anlamında, kıyamet bilimi anlamında. Birileri geçip eski yazıtları, yani bunun içinde semavi dinlere ait kayıtlar da dahil olmak üzere bunları okuyup bir şekilde önme alıyorlar? Ben onların okuyup ön aldığı kanaatinde değilim. Yani mevcut mesela Tevrat'ta da var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter ki siz okumayı bilin. Şimdi ben çıkıyorum diyorum ki 2038'de yani verdiğim rakamlarda isabetli olduğumu ben o rakamları ben buldum demiyorum ben hani oradan buradan çıkardım. Hı hı. Neticede ben isabet etme etmemiş bir şey hatırlamıyorum bir tarih. Ya diyorum ki mesela 2016'da Türkiye bir iç parçalanma açacak sahip çıkın. Ya eğer bunu durdurmazsanız parçalanacak. 2018'de başkanlık sistemi gelir. 2019'da AK Parti ilk şey alır, ilk darbeyi alır. Bütün bunları yani çok çok basit bizim meseller biz üstelik yani çok basit. Ama şimdi diyorum ki 2038'de e, dünya bir şeyle e, karşı Su savaşı. Su savaşları yani. 2027'den itibaren sen bunu es geçiyorsun ama bu Türkiye'de dünyanın derdi olacak. Avrupa'da bir din ortaya çıkacak. Din. Evet, yeni bir din. Evet, yeni bir din. Evet. Yani bu dönem bu bu şey e, çağındaki din e, meselesi. Çok şimdi her insan ona şey yapmadı henüz o işe dalmadı. Şimdi Müslüman bekliyor ki bu dinin e, felsefesi ne olacak? Kur'an e, Kur'an'ın temel şeyidir. Yani Kur'an'ın temel yaklaşımı. Temel ahlak yani temel Kur'an'ın temel ahlakı Allah tektir. Kul ile Allah arasında erbap yoktur. Yani kul ile Allah arasında aracı yoktur. Niye yeni bir dine ihtiyaç var? Kur'an'ı kullanmıyor bu. Yani dijital bir dinden mi bahsediyorsun? Şimdi bakın çok Kullanıldı, İnsanın, çok onun sulandırıldı, çok var. değişik Halkları, şeyleri var, uygulama alanları eden... var bu dinlerin Şimdi, malum. Şimdi Tevrat, evet. Tevrat sağlam bir Allah kitabıydı, doğruydu. Fakat onun adına konuşanlar ve onun adına Aynen. ortaya çıkmış olan halklar o kadar dejenere oldular ki Allah o kitabı değiştirmeye ihtiyacı duydu. Yani Tevrat'ın etrafında oluşturulmuş olan haram ve helal o kadar ağırdı ki sonunda Hz. İsa'yı gönderdi ve dedi ki şunlar 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 haram değil bir şey değişiklikler evet. yaptı. Şimdi e, bizim Müslümanlığımızla da Kur'an'ı temsil etme kabiliyeti artık kalmadı. Bizim Müslümanlığımızda diyorum. Yani İslam'ın kendisi bir problem değil. Kur'an'ın kendisi ortada duruyor. Hadet peygamberin sünneti de ortada duruyor. Ama bizim bunlardan çıkardığımız al, anlayış ve bu hayat biçimi bugünün insanına artık hitap etmiyor. Bugünün insanı çoğu da gitti deist oldu. Ateisti evet. ve deisti Yeniden Tanrı ile buluşacak, Mesih'in gelmesi budur ve bu insanlık yeniden, yeniden Tanrı'yı keşfedecek, bulacak ve tevhide ulaşacak. Yani i̇şte bunun o bu adı, belki kıyamete engeller mi diyorsun? Bu bir süreli getirecek, evet. nefes aldıracak. Evet. Yani Nuh Peygamber'in bu bir süreli ne nefes aldıracak. Ama insanın genetik şifresi çözüldü. Şifre çözüldü. Ama şimdi buralarda şöyle şeyler giriyor. Yani artık bildiğimiz insan yok. Yok. Yakın zamanda. Yani senin biraz ama, önce bahsettiğin evet. e, dijital insan veyahut da hatta humanoidler aynı. de dahil humanoidler olmak daha üzere daha yani da. hepsi ortalıkta var. Ortalıkta yani, olacak ama şimdi bunların uygulanması. Üzerine. Şimdi herkes yapacak mı bunu? Yani buradaki asıl mesele şu. Mesela Firavun da aynı şeyi yaptı ama o ortada Musa çıktı. Ne oldu? Firavun suda boğuldu. Şimdi bir sürü Firavunlar var. Evet, bu Firavunlar da evet işte, suda Mesih boğulabilir mi? Hiç zaman. Buradaki meselen, benim çok... düşüncem şu hocam. Yani biz eğer insanlar hakikaten temel ahlak ilkelerini kendi hayatımızda uygularsak, ne inanırsa inansın Sabahtan beni ilgilendirmiyor. Yani gibi, temel ahlak gibi. ilkelerini kendi hayatlarında uygulamaya başladıklarından itibaren bu dünya onlara küsmeyi bırakır. bırakır. Aslı bu. Yani çünkü neden? Biz de aynı topraktan, aynı atomlardan e, imal edildiğimiz için. Aramızda bir e, iletişim var. Yani yeryüzüyle beraber, hayvanlarla beraber, ağaçlarla, bitkilerle. Bu iletişim, biz onu küstürdüğümüz zaman bize küsüyor, suyunu çekiyor. Suyunu tutuyor, yani hocamın demek istediği. Şimdi biz bu 5000 yıllık kuraklık dönemini öteleyebiliriz. Nasıl öteleyebiliriz? Ya da işte e, şu anki o kuraklık dönemini getiren şeylerin başında ne var? Karbon. E, şeyler, bu yanardağlar var mesela. Yanardağlar... Kükürt salıyor, karbon salıyor ve e, sera etkisi yapıyor, sıcaklık artıyor. Yani buradaki mesele şu insan davranışını değiştirdiğinde, Bravo, insan, insan niyetini yani bütün de... değiştirdiğinde kendi atomunu kendi e, fıtratına uygun titreştirmeye başladığında yani dünyayla beraber titreştirmeye başladığında bu süre değişir. Bu birincisi. İkincisi ben din din olayına girmiyorum. Kim neye tapıyorsa tapsın bana ne. Ama temel ahlak kurallarına ve saygıya herkesin ihtiyacı var. Herkes birbirine saygı duyacak ve kimse kimseye ahlaksızlık yapmaması lazım. Toplumlar bunu yaparsa işte o Mısır'ın içerisindeki e, şey kavmi gibi İsrailoğulları kavmi gibi daha o zaman Yahudi değiller. İşte bir Musa gelir çıkarır. İlla bir Musa peygamber olmasına gerek yok. Hocam Mesih diyor. Bunu kavramsal olarak yani, da söylüyor. Hocam, öyle zaten. Yani bir e, anlayış ortaya çıkar, bir ideoloji ortaya çıkar. Herkes herkese saygı duyar ve orada bir saygı ortamı oluşur, ahlak ortamı oluşur. İşler değişebilir. Bir de bunun dışında şu ufolarla alakalı çok Çünkü gösterilmesinin şey sebebi. Çeşir, sen devam et bir parantez evet. açıyorum. Çünkü bu dünyanın hayatını insanın girdilerine bağlamış Allah. Öyle diyor. İnsan tu mahsan Ne demek istiyorsun? Şu. Abi. Diyor ki ben size büyük kıyameti getirmeden önce kıyamet örnekleri, cezaları getireceğim diyor. Uyanırsanız Bundan ibret alırsanız Uzatırım, zaten uzar, uzar zaten yani. yani. Zaten uzar. Nuh, yani en size iyi yine size, size işte. diyor asıl cezayı, asıl belayı getirmeden önce numunelerini vereceğim size diyor. Yapmış olduğunuz tahribatı, sizin yaptıklarınızla yerler ve gökler fesada uğradı diyor. Denizler ve karalar fesada uğradı diyor. Bu fesattan vazgeçesiniz diye size dayatma yapacağım diyor. Karaların iklimi bozulacak, işte suların yönlendirmesi bozulacak 50, metri, 50 trilyon. Yani di ekonomistin evet. kapağındaki tüm evet. diyorsun bunlar, problemler karşımıza bir şekilde evet. çıkartılacak. Bunun nedeni ya bu işten bir şekilde akıl alırsınız veyahut da yok olursunuz. Bunu mu? bulan adamlar, şunu koyan evet. adamlar. Ben takip ediyorum. Senin izahlarını da beğeniyorum. Evet. Şöyle böyle bir 10 senedir falan e, bu mesele dikkatimi çekmiştir. Ya bunlar tanrının katında oturmuş onun şeyleri gibi yani e, kader yazıcılarıdır ki biliyorlar bunları. Çünkü adam şey getiriyor önümüze mesela bu Notre Nötrdamın kamburunun şey neydi o? Notre Dame du şey, Sion. Evet. Şey, kulesinin. Evet. Kuleyi ya, bizde. Evet. Kule yani kule yakılmadan en az bir iki sene, üç sene önce onun simülasyonunu yaptılar ve sonra aynı söyledikleri zamanda yıkıldı. Ya birileri yukarıda oturmuş, gerçekten e, gaybın dilini biliyor ve aktarıyor ya da birileri Yazılı metni yazılı genel kural kitabını okuyor. Ben diyorum ki bunlar zaten ve var yazılı. Zaman yolcusu var içinde. Zaman ya işte zaman evet, yolcusu yani. ya diyeceksiniz zaman yolcusudur. İşte bunlar öyle bir yol kullanıyorlar. Ben ısrarla diyorum ki bunların bilmesi biz biliyoruz ve yapıyoruz değil. Evet bunlar vaktin geldiğini o gelmeden önce bize söylüyorlar. Çünkü yanardağ patlayacak diyor. Şimdi no no adamusun var. Bir, yani evet. düşünmeyebilirsin. Yok şu bence manada bence düşünmüyorum. Bence. Yani bu adamlar yapmıyor. Bu bilgileri onlar vermiyor bence. Çok basit olarak hakikaten yani bizim melekler dediğimiz ya da ilham ediciler dediğimiz iyi tarafta olanlar yani şeytan ve avanesi Hem değil de yok şöyle hocam. Bize söyleseler bunu. Bunu biz söylesek kimse dinlemeyecek. Hı hı. Onlara söylüyorlar. Bence öyle yani. Onlara söylüyorlar, onların ağzından herkes dinlediği için. Evet. Şimdi biz burada bir tane dergi yapsak, desek ki Ertan ile Kayıt Dışı Dergisi ya da Kayıt Dışı diye dergi yapsak, bunları koysak, dünyada kim bakar bunlara, bu semboller nedir diye. Ya Adam ben... Ekonomist yapıyor. Bütün dünyaya Yok, veriyor. Ama şimdi şöyle de an, bakacaksın. bence sembolik olarak tersten bizim taraftakiler bunları veriyorlar. Bize yani birer bu, uyarı onların on ağzıyla. Söylediğimi Allah şey biliyorsun Ertan evet. biliyor. Ben bunu 15 senedir söylüyorum. Allah şeytanı da hizmet ediyor. Söylemiyorum yani. yani. Bak şöyle olurum, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi Mehmet Ali, Ali Bulut sana... Benim söylediğim işte bu dindir. İşte Kur'an'dan söylüyor. Değil mi? O da aslında bir dinden söylüyor. Yazılı, Aynen. emredilmiş, tabii, tabii. yazılmış, ortaya ortayamış. Allah çünkü bu hikaye tamamlanmış. Bu hikayenin arkasını biliyor. Bir sonraki... veya da şöyle de söyleyelim. Şimdi sevgili dostlar, ya hadi başka bir şey söyleyeyim ben de hani biraz da ben de konuşmacı gibi olayım. Tabii tabii olur. Ya takvimleri sizden farklıysa? Farklı takvim Tabii kullanıyorlar. Tabii farklı takvim kullanıyorlar onlar. Yani. Zamanı daha önce e tamam yaşıyorlar. Tamam işte ben sen, onu söylüyorum. Zamanı evet. daha Şimdi önceden gidip şöyle yani. Şimdi şöyle 9 dakikamız son 9 evet. dakikamız biraz sorular soracağım size ama Ben tek UFO'larla hızlı, ilgili bir şey söyleyeyim. Hemen gireceksin bir bitireyim. Hızlı cevap verirseniz Hı -hı. bu sorulara Eyvallah. Bitcoin'den bahsedeceğiz. İşte sana gelen sorular var, sana gelen sorular Hı -hı. var. Uzaylılardan bahset söylemek UFO'lar, Ufolar ve UFO görüntülerinin nedeni tamamen bu yeni bir UFO dini ortaya çıkarılacak bu Sümer dini gibi yani bugün İskandinav ülkeleri ve İzlanda'da %25 olmuş Sümer dinine geçenlerin sayısı. Nüfusun %25'i Sümer dinlerine. Anunnakiler işte ne? Şimdi bak tam Anunnakilerin YÇN 1972 sormuş. Lütfen bu soruyu Sayın Mehmet Ali Bulut'a sorar evet. mısınız? Anunnakiler hakkında ne düşünüyor? Ben tufandan önce insan hafızasının almayacağı kadar büyük varlıkların insansı ve, ve iblisi varlıkların yaşadığına inanıyorum. Ama bunlar tufanla birlikte kapatıldı. Ama bunlar şunu düşünüyor. Kadının rahmi bu tür doğurganlıkları iptal edecek şekilde tasarlandı. Ama bu Anadolakilerin meselesi şu hocam. Yani Marduk diye bir gezegen varmış. Gelmiş dünyaya çarpmış. O ara gezegen bozulmuş. Altına ihtiyaçları varmış gezegeni düzeltmek için. Bunlar inmişler ya ben yeryüzüne. De, Allah. Altın çıkarmaya başlamışlar. Şey. Yok yok şöyle. Altın çıkarmaya başlamışlar. Sonra bakmışlar çok zor maden şartlarında çalışmak. Gezegenden gezegene iniyorlar ama madende elleriyle çalışmak zorundalar. Böyle ilginçlikler var. Neyse diyorlar ki isyan ediyorlar. Biz çalışmayacağız artık. O zaman diyorlar bir tane... E, kendi DNA'mızdan bir şey yapalım, canlı yapalım o olsun. işte e, timsahla yapıyorlar, timsah kafalı bir şey çıkıyor. Atla yapıyorlar, at kafalı çıkıyor. Olmuyor. E, bizim Neandertelle yapıyorlar ya da Homo erectus'la yapıyorlar. Homo sapien ortaya çıkıyor. Aa diyorlar bunlar iyiymiş. Hadi madenlerde bunlar çalışsın. Çalışıyorlar vesaire neyse. O ara tabii Mars gezegen gidiyor. Aynen. Ha yani Dijital Öyle bir şeye inanıyorlar. Tamam. Hızlı Genel. oluyorum. Son bu dakika. İşte bu cidaklar. dini, bu dini evet. tekrar getirecekler. Bu dijital din dediğimiz evet. şey de bir... Yok getirmek istiyorlar. Bu UFO evet. görüntülerin meselesi o. E, dijital din dediğimiz mesele de şu an geçici. Yani oraya yumuşak geçiş e, evet. dini şeklinde çıkarılacak. Kripto bu. paralara evet. nasıl bakıyorsunuz? Yapmak zorundasınız. Evet. Olacak ne demek gelecek. istiyorsunuz? Ben şunu söylüyorum. Yani insanlar çünkü ortak olacaklar. Sanal yani evet. şeyler, değerler de sanale dönecek. Sana takdiri bir para verilecek. Bu kadar param var. O in time'da gördüğümüz zaman gibi. Evet. Sanal evet. paralar ortaya çıkacak. Buna ya vaktinde girersiniz ya da yine matbaa gibi geç davranırsın. 400 evet. sene sonra alırsınız Yanar biter. Sen Caizdir. Bakıyorsun. Hiç öyle bir para birimidir karşılığında evet. bir i̇şte e, mal alabiliyorsun. Yani, bu net bir şekilde caizdir. Peygamberin usulüdür bu kadar. Buna caiz değil diyen hiç yani konuşmasın. ben, ben yani. caizdir caiz değildir Yok, demiyorum. buna Diyanet caiz eğer, değil diye fetva verdi. Eğer buna karşı <laughs> durursak biz bunda kaybederiz. Aynen. Yani. Şimdi hemen soruyorum. Karanlık dünya. Yani bize 10 numaralı resmi bir e, aktarabilirsek ve hatta videoda evet. 17'yi bir görebilir miyiz? Kardeş 21 tane ayet var karanlıkla ilgili. Evet. Her asıl karanlıktır. Ancak nur geldiğinde siz görebilirsiniz. Bu nuru sembolik manada 17. hidayet olarak kullanmıştır. Evet. Öbürü şimdi de şimdi Time e, Magazine dergisi böyle bir bakın orada Olur. bir e, evet. şalter var e, aslında bir karanlık dünyayla ilgili bir oy konusunu Hı -hı. kullanmıştı. Hemen ardından bana 10 numarayı verir misiniz? Hemen evet. vakti hızlı kullanalım. Şimdi bazı şeyler gösteriyorum. farklı magazin. Bir de Yine seçimler öncesi bir şalter vardı. Bu şalteri bir şekilde birileri indirecekti. Yine karanlık dünya ile ilgili bir şey. Bir de 16 numarayı verebilir misiniz? O da gelirse ekranda bak 21. yüzyıl e, gücüyle ilgili Enerjisi. yani enerjisiyle ilgili bir şey yeşil koymuş, enerji. Yeşil, yeşil, yeşil enerji. ]muş. Burada yeşil enerji derken Ama üzerinde bir, kapama, bir tuşu kapama tuşu var. Şimdi... Birileri ben bununla ilgili bir video çektim. Onu izlemek evet. isteyenler Karanlık Dünya ile ilgili net izlesinler. Bir Karanlık Dünya kaç kere dedin geçiyor? 21. 20 21. Bakın sevgili dostlar. Evet. Lütfen ve lütfen en son yapmış olduğum videoda 21'e dikkat Ama dediğim 21. video vardı. Ama 21. yüzyıl. Ama onun dışında da 21, 21 evet. Kur'an dedi. Ben evet. onu söylediğim için söylüyorum. Zulumat kelimesi Evet. 21 defa Ne düşün? diyor? Yani ne değişik şekilde kar evet. karanlık 21 defa geçiyor. Ee, ve bunun da ancak Allah'ın hidayetiyle aydınlan aydınlanabileceğini. Çünkü evren karanlıktır. Allah'ın nuru gelmeden karanlığı aydınlatamazsınız. Bilinç oluşmadan insan zihni de karanlıktır. Yani karanlık esastır. Bunu nur ve hidayetle açarsınız ve bilimle açarsınız. Bu ben bunu anlıyorum ama bunun dışında bu bunu, hani ne anlamadım. Şimdi ben olduğunu, bunu great ben... reset olarak düşünüyorum. Bu yani great reset'e önceden haber verdiler ama hemen böyle bir dönüşüm olmayacak. Hadi bakalım great reset ekonomiyi ben değiştirdik, Kapitalizmi değiştirdik değil. Bu bitcoin'leri yani bu coin'leri daha doğrusu blockchain'leri dolduracaklar. insanlara di tamamen dijital para, dijital sistem körleşeceğiz böyle. Bunun içinde yaşayacağız. Birden elektrikler gitti. Muazzam bir kaos, birbirine girsinler. Esas, Biz de karşıdan izleyelim. Meyelim. Tüm enerjinin, enerjinin olduğu dünya Enerji mi? Evet. Muazzam bir kaos, onlar da oturacaklar, izleyecekler. bu uh. Evet. O işte şu 21 kere ama. dedim evet. bir daha üstünü çekiyorum evet. çünkü evet. bunu Zulmat, bir daha. Şu... Zulmat kelimesi, evet. karanlık kelimesi 21 defa geçer ve bunların her birisi farklı yönde farklı şekilde verir. Toplam anında anladığımız evren karanlıktır. İnsan içi de karanlıktır. Eğer ilgili bir şey söyleyeyim etmese, mi? Mesela karanlıktadır. Karanlık diyorsunuz. Mesela görüntü nerede insanda? Bu ışığı nerede görüyoruz? Sesi nerede görüyoruz? yerde görüyoruz. Beyinde. Evet. Burası karanlık. Burada bir Tabii şey işte yok. Yani. Burada bir görüntü yok. Ka Kap kara bir şey var burada. Bir e, yağdan oluşan e, bir buçuk kilo bir yağ şey var. Bir de elektrik akımı geçiyor içinde. İnsanın Ama o elektriğin de ışığı yok. Yarattım diyor bir yerde. Görüntü nerede? Ses nerede? Bu kadar ışık, rengarenk, dünya nerede? Hepsi şurada karanlığın içinde. Yani karanlığın içinden peydah oluyor. Great Reset diyorum ben ona işte. Sen, ama karanlığın seni... yani... Önce karartacaklar bak şimdi, sonra... Tesla, Tesla'dan başladık Tesla ile bitirelim. Yani. E, son bir dakikaya yani girdik. Yani şimdi nasıl Eyvallah. olacak bu ben bilmiyorum. Ama, evet. ama Şimdi şöyle sana... bakalım. Tesla diyor ki aslı olan karanlığın kendisidir. Diğerleri boştur aslında. İyi bakın diyor. Bir de şöyle bakmamız lazım konuya. E, i̇nsanlar bir format atmaya başladığı zaman Nuh tufanı gibi. Karanlık yalnız insanlardan... E, oluşan veya oluşturulacak bir şey olmayabilir. Böyle bir soru işaret edeyim. Şöyle konuşacağız e, programda bir sonraki programda e, Bitcoin'den sonra yani kripto paralardan sonra hangi sistem geleceğini masaya yatıracağız. Bol bol bunu konuşacağız. Çok yakın zamanda e, sevgili dostlar bugün de bu, evet. bu haftalıkta bu kadar. Mehmet Ali Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Ali Selman Demirbağ Teşekkür ediyoruz. Biz Bize teşekkür böyle robotik kollar falan getirdin Ali. Bir dahakine robot getirsin. Bir dahakinde artık <laughs> şey ona it getirsin. <laughs> Efendim Nikola Tesla'nın bir sözüyle bitirelim bugün. Diyor ki bugün onların olsun ama uğruna çok uğraştığım gelecek bizim olacak demiş. Evet. Bu haftalık da bu kadar. Sağlıcakla kalın. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum sizlere de. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz.